Evet, iyi hafta sonları diliyoruz. Uluslararası gündemle karşınızdayız. Hiç vakit kaybetmeden hemen sizlere konuklarımı tanıtayım. Gazeteci, aynı zamanda M5 Dijital Yayınlar Direktörü Mete Sohtaoğlu. Hoş Merhaba, geldiniz. merhaba Aslan. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doktor Barış Artem, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Yenal Göksun, siz de hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Evet, şimdi ben gündem başlıklarımızı böyle birkaç cümleyle özetleyeyim. Sosyal medya tartışmaları, özellikle bu sosyal medya şirketlerinin dokunulmazlığı üzerine bir başlığımız var. Onunla birlikte Ayasofya meselesi sadece Batı'yı da değil, yani Rusya'da dahil olmak üzere birçok Batı ülkesini son derece rahatsız etti. Oralardan tepkiler geliyor. Ayasofya ibadete açılmasın, müze olarak kalsın noktasında. Türkiye'ye bir dayatma noktasında açıklamalar yapıldı geride bıraktığımız hafta içerisinde. Bunu konuşacağız ve tabii ki Libya'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Trablus'ta iki gündür. Orada da önemli gelişmeler oluyor. Yani hem diplomasi hem askeri ayağında meselenin önemli gelişmeler oluyor. Vatiha üssüyle alakalı, evet. Bundan sonra yapılacak olan operasyonlarla alakalı önemli açıklamalar var, detaylar var. Onları paylaşacağız sizlerle. Sosyal medya ile başlayalım. Barış Hocam, şimdi sosyal medya denildiği zaman ilk başta mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamalarının ardından bir kesim hemen ayağa kalktı. Avrupa'ya örnek gösterenler de oldu. Mesela bu baro tartışmalarında Avrupa'da herhalde bir tek Fransa'da var tekli baro. İşte Fransa'ya örnek gösterenler oldu. Sosyal medyada da Avrupa'ya örnek gösteriyorlar. Tamam o zaman bakalım Fransa'ya denildiğinde. Görüyoruz ki son 2-3 yıldır özellikle son derece ağırlaşan sosyal medya düzenlemeleri var. Ve bu geride bıraktığımız Mayıs ayıydı zannedersem. Orada da o yasa olarak da tekrar geçti. Aslında mesele sadece Fransa, Almanya, İsveç, Hollanda'da değil, Avrupa Birliği genel olarak 2016 yılından itibaren bu sosyal medya düzenlemeleriyle ilgileniyor. Çünkü neden? Küfür var, hakaret var, terör propagandası var, ırkçılık var. Taciz var, tehdit var. Hepsi var. Tabii burada sadece Avrupa Birliği çok da mantıklı bakıyor aslında işe. Sadece sosyal medya hesabı üzerinden küfür eden, terör propagandası yapan, tacizde bulunan kişiyi değil, kullanıcıyı değil, aynı zamanda şirketi de sorumlu tutuyor. Diyor ki bu adam kullanmış, bu suçu işlemiş ama bu suçu senin dükkanında işlemiş. Dükkan sahibi sensin. O yüzden sen de kapının önünü temizle diyor. 24 saat süre veriyor. Bu hesabı sileceksin, evet. O paylaşımları kaldıracaksın. Yoksa sana da para cezası veririm diyor. Hatta kullanıcıya işte birkaç bin euro para cezası verirken şirketlere daha milyonlarca ceza kesebiliyor. 1 milyon 250 bin euro gibi içerik başına rakamlar evet. Var ceza kesilebilen. Evet, şimdi buradan başlayalım dilerseniz. Ya şimdi bu tabii ki hukukçular çok daha iyi bilirler işin uzmanı olarak. Ancak tabii ki bu platformların kullanıcısı bilirler de aynı zamanda. Yakından da ilgileniyoruz bu konuyla. O yüzden en azından kullanıcı olarak veya bu işte biraz haşinleşir kişiler olarak birazcık baktığımızda bu sosyal medya konusunun iki boyutu olduğunu görüyoruz. Bir tanesi işin ekonomik, iktisadi boyutu. Diğeri de hukuki boyutu. Özetlemek gerekirse iktisadi boyutu şöyle, bu şirketler Türkiye'de faaliyet gösteriyorlar. Ancak Türkiye'de bir temsilcilikleri, ofisleri bulunmadığından dolayı vergi vermiyorlar Türkiye'ye. Önümde bazı rakamlar var benim şu anda en son araştırmaya göre. 60 milyon kişiye yakın en az bir sosyal medya hesabı var. Türkiye'de kullanıcıların en az bir tane hesabı var. 2-3 hesabı olanlar da var elbette ki. Bu muazzam bir ekonomik para demek. Reklam geliri demek. Ve ciddi bir de veri akış demek aynı zamanda. Yani burada 60 milyon insan, 55 milyon insan sürekli olarak reklam izliyor. Orada büyük bir para dönüyor. Aynı zamanda orada siyaset konuşuluyor, medya konuşuluyor, başka magazin konuşuluyor vesaire, içerikler dönüyor. Bu çok büyük bir hacim. Ve buna karşılık olarak vergi vermiyor bu şeyler, şirketler. Neden? Çünkü Türkiye'de ofisleri yok, temsilcileri yok. Onlardan vergi vermelerini istediğinizde, sizin vergi sisteminizle muhatap olmalarını istediğinizde de muhatap bulamıyorsunuz. Türkiye'de temsilci bulunmadığından dolayı bu ekonomik boyutu. Bir de işin hukuki boyutu var, benzer durumdan kaynaklanan. O da şu, burada az önce de sizin ifade ettiğiniz gibi terör propagandası yapan ciddi hacimli hesaplar var. Bazıları bot oluyor bunların, yani yapay, mekanik yazılımlar oluyor. Bazıları gerçekten insanlar tarafından yönetiliyor. Ve sürekli olarak bir terör propagandası var burada. İkinci olarak son zamanlarda özellikle ciddi bir pedofili, cinsel içerik söz konusu.
yine kişiler haklarına saldırılar söz konusu. Bunun da bir hukuki boyutu, caydırıcılığı olması gerekiyor diyoruz. Ancak bu da mümkün olmuyor. Çünkü yine aynı şekilde bunların sizin hukuk sisteminizle muhatap olabilmeleri için, yani sizin hukuk sisteminize karşı sorumlu olmaları için burada temsilciler olması gerekiyor. Yine aynen az önce ifade ettiğimiz gibi burada temsilcileri bulunmadığından dolayı bu içeriklerle ilgili işlem yapamıyorsunuz. Nasıl oluyor? Örneğin bir kişi sahte bir hesap üzerinden sizinle ilgili ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor, iftiralarda bulunuyor. Siz bunu mahkemeye götürüyorsunuz. Mahkeme evet diyor, içeriğin kaldırılması gerekiyor diyor ama muhatap yok. O şirkete ulaştığınızda şirket size aynen şöyle söylüyor. Ben sizin hukuk sisteminize bağlı değilim. Amerika'dan dava açmanız gerek diyor ve içeriği kaldıramıyorsunuz. Şimdi hocam burada bir virgül koyalım. Çünkü dediniz ya sosyal medya üzerinden kullanıcılar, hesaplar terör propagandası yapıyor ama evet. Bakın mesela sosyal medya şirketi ne yapıyor? Bu ismini telaffuz etmeye dahi gerek yok. Kod adı Mazlum Kobani olan terörist. PYD, PKK'nın Suriye'deki elebaşı. O işte Twitter hesabını ilk açtığı gün Mavi Tiki şak koymuşlardı. Mavi Tiki'nin herhalde bu sosyal medya dünyasında da bir itibarı var değil mi? Evet. Yani bir nevi onay. Twitter üzerinden bir nevi Twitter, onay. Twitter bu adam ilk hesabını açtığında diyor ki aa diyor tamam diyor bizim adamımız bu mecraya girmiş. Hemen bunu okeyleyelim ki takipçisi mi daha çok artsın, prestiji itibarı mı artsın artık ne, hangi düşünceyle yaptılarsa. Biraz dokunulmazlık sağlıyor tabii Mavi Tiki. Kapatamıyorsunuz kulaklığı. Evet, dokunulmazlık yani sağlıyor. Dokunulmazlığı var. Yani spam denilen siber saldırılarla hesabı kapatamıyorsunuz. Evet. Şikayet mi? Yani burada mesele aslında sosyal medya kullanıcısının terör propagandası yapmasıyla sınırlı değil. Bizzat sosyal medya şirketi terör propagandasını destekliyor. Tabii ki. Yani teröristin hesabını alıyor, onu itibarlı konuma getiriyor. Diyor ki bu adam muteberdir. Bunu tabii takip ki edebilirsiniz. Hı hı. İşte bunun da zaten bununla bağlantısı var. Buna karşılık olarak da bir şikayet mekanizması işletmek istediğinizde mesela benim terörist olarak tanımladığım bu şahsın hesabını niye açtın diye sormak isterseniz veya en azından benim ülkemde bu terörist olduğundan dolayı erişime engellenmesi istiyorum derseniz de işte orada muhatap da, yok. Evet, orada da şu değil yani mesela başka ülkelerde de yani Filipinler'de de değil mi birilerini terör örgütü ilan etmiştir falan öyle bir şey değil. Bu uluslararası terör örgütü bu. Tabii ki. PKK'nın elebaşının evladı mı? Yani, tabii. Oğlu değil mi işte manevi oğlu. Tabii aynı zamanda oradaki silahlı çetenin de reisi, başındaki çetesi, çete başı. Yani tabii ki. Tabii böyle ki bir adam. Bütün dünya tanıyor PKK'yı. Bunun gibi çok örnek var zaten. İşte dediğim gibi Türkiye'de eğer bir bizim başından beri istediğimiz şekilde temsilcilikleri olsa Türkiye'de ve bu temsilcilik vasıtasıyla bizim hukuk sistemimizde, ceza sistemimizde muhatap olsalar belki de süreç bizim için çok daha kolay olması gerektiği gibi işleyecek. Ancak şeyleri yok, temsilcilikleri yok. Burada hükümetin istediği şey, burada temsilcilik açın ve bizim hukuk sistemimize muhatap olun. Bizim hukuk sistemimiz içerisinde bu ülkede faaliyet gösterin. Hem vergilendirme yapılsın çünkü bizim ülkemizden muazzam para kazanıyorsunuz. Vergisini bulun olsun çünkü içerik satıyorsun sen. Video satıyorsun. Bu sadece sosyal medya için değil. Mesela dizi veya film pazarlayan şirketler de var. İsmini şimdi söylemeye gerek yok. Onlar için de aynı şey söz konusu. Ondan da temsilcilikleri yok Türkiye'de. Adam marketten bile bugün bir içerik satın alabiliyorsunuz. O denli kolay ulaşılabiliyor. Büyük paralar kazanıyor. Ancak size vergi vermiyor. Bilmem ne şirketi için uzantısı olarak TR, Türkiye tabii başıyla internette ismini görebiliyorsun ama sadece oradaki sanal dünyada onun ismini görüyorsun. Tabii burada ki realitede bir karşılığı yok o şahısların. Bu Türkiye açısından muazzam bir vergi kaybı, ekonomik kayıp. Bir de üstüne hukuki suçlarla muhatap oluyorsunuz. Biz temsilcilik aç dediğimiz zaman bunu öne açmıyorlar. Biz 2013'ten 2014'ten Gezi aylarından beri özellikle bunu söylüyoruz hükümet olarak. Yanaşmıyorlar. Biz de buna karşılık olarak ne yapıyoruz? O zaman biz hükümet olarak sizin erişiminizi kısıtlama hakkına sahibiz diyoruz hukuki açıdan. O zaman ne oluyor? Fikir özgürlüğüne saldırı, iletişim hakkına saygılı saldırı vesaire. Hayır öyle değil. Ben zaten tam aksine benim hukuk sistemine muhatap ol diyorum sana. Ancak sen bunu kabul etmiyorsun. Avrupa ülkelerine bu nasıl işliyor? Avrupa'ya bakalım diyoruz. Madem örnek verelim diyoruz. Az önce siz ifade ettiniz Almanya. Önümde notu var, bakmıştım birazcık. 2018'in başında girdi yürürlüğe. 24 saat süre veriyor bir içerik gördüğü zaman. Eğer 24 saat içerisinde kaldırmazsa şirkete 50 milyon euroya varan ceza verebiliyor Almanya. Fransa'da cinsel suçlar 1 saat süresi var. Tabii, Strasbourg'da bir terör saldırısı olmuştu 2018'de. Bugün Strasbourg için güzel bir gün diyen 17 yaşındaki bir çocuğu şak diye aldılar. Hapse attılar 15 günlüğüne. 1 saat süre veriyor bazı suçlara Fransa.
Eğer kaldırmazsa... İki tarafı birden cezalandırıyor. Tabii ki yani içerik başına, içerik başına ki düşünün o dönen içerikleri, 1 milyon 200 bin euro ceza kesiyor. Fransa'da böyle, Almanya'da böyle. Orada temsili kaçmışsın. Ben de ülkeyim. O zaman madem sen benim ülkemde böyle bir faaliyet gösteriyorsun, temsili kaçacaksın, ofis açacaksın ve benim hukuk sistemine muhatap olacaksın, vergini de vereceksin. Benim ceza gördüğüm şeylerde, yasak gördüğüm şeylerde engelleyeceksin. Bu kadar basit. Bunu söylediğimiz zaman da iş başka yerlere çekiliyor. İfade ettiğimiz bir sorun bundan ibaret. Abi, burada şu ana kadar konuştuklarımız işin dezenformasyon kısmıyla, algı operasyonlarıyla daha alakalı değil yani henüz. Değil. Tabii bu işin bir de dezenformasyon boyutu var. Yani bir tane yalanı orada koyup, çünkü bu şirketten cesaret alıyorlar belli. Bu şirket PYD'yi destekliyor, PKK'yı destekliyor. Onlarla ilgili paylaşımları köpürtüyor. Yapabilirsiniz diyor. Yani bunu yasal gösteriyor, prestijli gösteriyor. Oranın arkasına bir sürü hesabı doğal olarak ya da dolaylı yoldan iliştirebiliyor. Oradan gelen rüzgarla da işte bir anda bakıyorsun bir yalan haber uçuyor gidiyor. Bir algı operasyonuna dönüşüyor. Ve bu şekilde de o bilgi kirliliği, terör propagandası içeren hem de bu tarz bilgi kirliliği havalarda uçuşmuş oluyor. Bir bakıyorsun masum bir şahıs bir anda suçlu ilan edilebiliyor sosyal medyada. Yani mesela ben özellikle Twitter'dan isim vererek konuşmak istedim. Çünkü Türkiye'de ilk kullanıcılarından bir tanesiyim. En eskilerden bir tanesiyim. Ama ilk kullanıcıdan... Son döneminde en büyük mağdurlarından bir tanesisin. Evet. O hale geldi. Çünkü özellikle benim bu 10 sene oldu mesela sosyal medyada. İlk sadece kendi çalıştığım alanla ilgili haberler paylaşırken özellikle bu uzun bir süre Türkiye'nin yurt dışında İngilizce anlatılmasında sıkıntı olduğunu düşündüğümden kendimce Türkiye'deki haberleri hem Türkçe hem de İngilizce olarak atmayla başladı benim maceram. Ama bu macera tabii Suriye'de harekatlar gördü, başka dünyadaki gelişmeler gördükçe... Ama sen şimdi racona ters işler yaptın yani. Çok. Twitter'dan şikayet ediyorsun ama sen gittin PYD'ye terör örgütü dedin şimdi mesela. Burada ben şöyle anlatmak isterim. İngilizce daha, olarak hem de. Ben sosyal medyada Twitter sorumsuz bir kuruluş. Bunu söyleyeyim. Türkiye'de eğer editörü vesairesi varsa onlar da sorumsuz. Hatta haklarında soruşturma dahi açılmalı. Çünkü örneğin ben kişisel olarak kendimle de alakalı değil. Gördüğüm terör içerikli ya da işte bahsettiği hocanın taciz, cinsel içerik vesaire gibi rahatsız edici bir içerik gördüğüm zaman bildiriyorum. Ama özellikle terör bağlamında Arapça, Farsça ya da başka dillerde gördüğüm şeyleri bildirdiğim halde Twitter işlem yapmıyor. Ki şöyle bir şikayet sistemi var. Mesela başvurduğunuz anda bazı kategorilerde hangi tweetleri diyor, tek tek işaretliyorsunuz. Bu normalde kanıtınızın güçlü olduğu ve direkt kapatılması manasına gelen konularda Twitter işlem yapmıyor. İşim vergi vesaire boyutunda değilim. Ama Twitter'ın yaptığı şöyle bir durum var. Dünyada hiçbir kuruluş, hükümetler üstü, hükümetlerin siyasetlerini yönlendirecek kadar ya da hükümetlerin aldığı, devletlerin aldığı siyaseti engelleyecek, akamete uğratacak ya da karşı propaganda yaptıracak ya da durduracak kadar ya da bir ülkenin gündemini meşgul edecek kadar bir ülkeyi yönlendiremez. Türkiye bu konuda çok geç kalmıştır. Açık söyleyeyim, çok çok geç kalmıştır. Çünkü burada gerçek kimlikli mi olur, TC kimliğiyle mi olur, neyle olursa olur. Neticede ben de kendi sosyal medya içeriklerimle baktığım zaman mesela paylaştığım şeylerde örneğin bir Irak'taki Amerikan üssünün uydu görüntüsünü yayınladığım zaman evet Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamdan dolayı rahatım. Ama Amerika'ya gitsem aynı rahatlığı çeker miyim sanmıyorum. Muhtemelen çünkü o ülkelere adım attığım anda benim de karşılaşacağım hukuki sıkıntılar olacaktır. Aynı İsrail'e gittiğimde olacağı gibi ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğim zaman onların Libya'daki askeri faaliyetlerinin fotoğrafları ya da getirdikleri savaşçıların görüntülerini yaşadığım için, yayınladığım için muhtemelen Twitter'dan yapamadıklarını oraya gittiğim zaman yapacaklardır. Bu doğal bir süreçtir. Neticede ben şahsen bunun sorumluluğunu almışım. Ama burada sosyal medyada bizim gördüğümüz siyasetçilere küfür değil, devlet büyüklerine küfür değil, sanatçısı da küfür tacize uğruyor. Bu toplumun zaten ayrı bir değerlendirmesi gerekiyor. Yani neden bu kadar küfürbaz, hakaret eden, aşağılayan, küfür etmeniz de önemli. Aşağılıyorsunuz, küçültüyorsunuz yaptığı işi, çalışmayı. Bu da çok çirkin bir şey. Yani sadece bu değil. Ama sosyal medyada özellikle bizim başımızı ağrıtan Türkiye'de bu terör içerikleriyle ilgili hiçbir işlem yapılmıyor. Örnek, Taha'yı şikayet ediyorsunuz, Taha Dağlı'yı. Bakıyorum,
Hesap kapatılmış. Ertesi gün, iki gün sonra Tağdağlı bir isimli aynı e-mail adresinden tekrar hesap açılmış. Hı. Şikayet ediyorsunuz, kapatılıyor. Tağdağlı 3 olarak devam ediyor. Ya şimdi sen 10 senelik bir firmasın. Eğer bu tür önlemleri almıyorsan, ki binlerce şikayet olduğunu da biliyoruz, ben de dahil şikayet ettim. Bununla ilgili önlem almıyorsun. Ya işte bu profili belli bir terör profili. Bunun neden çokten e-mailinden kesmiyorsun bunu? Ben bunu anlamıyorum. Çok yapılabilecek bir şey. Aynı e-mail adresiyle çeşitli kullanıcı isimleriyle hesap açıyorsun. Türkiye'nin kapattırması bu yüzden bir şey yaramıyor. Devlet zaten bu kimdir diye sorduğu zaman da onun tabii bilgilerini paylaşmıyorsun. Paylaşmıyorsun ama sosyal medya teknoloji geliştiği için de o adamın nerede olduğunu buluyorsun. Evet. Şimdi artık o kadar eskisi kadar kolay değil. Avrupa'dan mesela PKK'lar küfrediyor ama oturduğu yere kadar bulunabiliyor. Neticede bu Almanya için de geçerli. Almanya'da mesela geçtiğimiz günlerde oldu. İsviçre'de Türk vatandaşlarını tehdit ediyor PKK'lı bir grup. Bu adamların yüzü açık, videoya alınmış, sosyal medya hesapları belirli. Şimdi siz bunu bildirseniz İsviçre makamları ayak sürüyor. Şimdi burada zaten hükümetlerin arasında uluslararası bir terör tanımında sıkıntı varken, terör dışında da pedofili gibi, başka içerikler gibi. Çünkü orada 13 yaşında çocuk da giriyor. 60-70 yaşındaki teyze çocuğunun ne yaptığına bakmak için meraktan aile hesabı da açıyor. Yani burada çok ciddi bir denetleme gerekiyor. Bunun da basın ifade özgürlüğüyle vesaireyle. Şimdi basın ifade özgürlüğü dediğiniz şey Türkiye'de belli bir kesimin tekilinde olduğu sanılıyor. Sanki onlar sadece basın işi yapıyorlar. Gazetecilik yapıyorlar. Örneğin ben yapmıyorum, sen yapmıyorsun, Barış Ertem yapmıyor, öteki yapmıyor. Kendine göre bir şey var, tanımı var. Tamam, bu meslek içi bir konu da olabilir, tartışma da olabilir. Ama bu belirli haberleri görmek, belirli haberlerin üstünü çarpıtmak, iki gündür yaşadığımız işte Cumhurbaşkanı'na hakaret meselesinde olduğu gibi, şimdi detaylarına girmek istemiyorum, vaktim değerli çünkü. O çirkinlikler gibi, yani biraz da insanın kendine şunu söylemesi lazım. Suriye harekatlarında Sputnik gibi sürekli yalan haber uyduran, ki muhabirin ismini vermek de istemiyorum. O muhabirin sürekli yalan ve dezenformatif haberleriyle uğraştık biz. Hatta Sputnik isimli kanalın Sputnik Kürdistan diye bir şeyi vardı. Ve zar zor yeni kapandı yani, bir sene iki sene önce. Hani sosyal medya meselesi sadece işte Cumhurbaşkanı'na hakaret vesaire, ulusal güvenlik meselesi. Tabii. İşin mali boyutunu da geçtim. Tabii. Yani vergi dediğiniz şey açayım. Tabii işte dedim ya, şimdi yani buradaki gün, o dezenformasyondan oluşan tabii, müthiş bir şey var. Bakın ben anlatayım. Operasyon var. Bir örnek anlatayım, insanlar anlasın. Cumhurbaşkanlığı logosu kullanılmış. Diyor ki bugüne kadar kredi kartı ödediğiniz aidatları geri alabilirsiniz. Bu Twitter'a verilmiş bir reklam. Evet. Şimdi bakıyorum Cumhurbaşkanlığı logosu var. Allah Allah diyorum. Sponsorlu reklam. Evet. Ama Cumhurbaşkanlığının o reklamla hiçbir alakası yok. Yanıltıcı reklam. Banka suçtur. Banka yapılıyor. Banka bakıyor. Suçtur bu. Bunlar, tabii. Bankalarında da kullanıyor. Bu suçtur. Başlı başına suç. Dolandırıcılık yani bu. Hı hı. Ama Twitter bu reklamları para karşılığı yayınlıyor. Hı. Şimdi işin bak bu kısmını da geçtik. Bizim meselemiz burada sosyal medyada özgürlükler kısıtlanıyor mu? Güzel kardeşim, 10 yıldır ana avrat herkese küfretti insanlar. Hakaret ettiniz. İnsanların hayatlarını kararttınız. Üniversitedeki hocaları linç ettirip o işlerini attırdınız. Bilmem ne yaptınız. Yeteri kadar bu ifade özgürlüğünün ben kullanıldığını düşünüyorum. Ama artık bu ifade özgürlüğü dediğiniz meselede de bir terbiye sınırının en azından insanda yoksa bu devlet eliyle yapılacak. Bunda yapılacak bir şey yok. Kimse kimseden sosyal medyaya sabah girdiği zaman küfür, hakaret, linç yemek için girmiyor. Bilgi edinmek için giriyor. Öteki ilgi alanıyla ilgili bir şeyleri takip etmek yorum istiyor. Için, kendi video için seyretmek için giriyor. Ya da bir haber üzerine bir fikrini beyan etmek istiyor. Bunlarda tabii ki bir sıkıntı yok. Ama sen girip Tağdağlı'nın hesabına bir şey attığı zaman küfür etmeye başlıyorsan burada zaten psikolojik olarak bir sıkıntın var. Ama iki, bunun bir kuralının olması gerekiyor. Twitter hükümetler üstü bir kurum değildir. Twitter kimdir? Bakın bir tane Avrupa'da, ticari Avrupa'da tam olarak nasıl? Yenal'a soralım. Yenal'ın da çok yakından takip ettiğim konu. Yani Avrupa'ya şimdi, bir de Amerika Birleşik Devletleri'ni de ekleyelim. Yani sadece herhalde sosyal medyada değil, direkt internetle ilgili. Tabii öncelikle
biz bu olayın mali ve hukuki boyutunu çok tartışıyoruz ama bu meselenin de kökeninde bir politik tutumun da olduğunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Her ne kadar biz bunu yasal düzenlemelerle, mali düzenlemelerle çerçeve içine almak istesek de işte şu anda mesela gençlerden bir reaksiyon oluruz değil mi? Sosyal medyaya ilişkin sanki bu sansürlenecek, kısıtlanacakmış gibi bir şey. Bu yüzden sosyal medyaya ilişkin ve sizin bu şirket vurgunuz önemli. Çünkü bizim sosyal medya dediğimiz olgular birer şirket ve hedefleri kar maksimizasyonu, para elde etmek, para kazanmak ve dolayısıyla bu akışın bir şekilde sağlanması lazım. Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da ve Fransa'da bu konuda yasal düzenlemeler çok net ve çok açık ve sonuna kadar da uygulanıyor. Burada bu yasal uygulamaların çok net bir biçimde hayata geçirilmesinin bir nedeni de bunun toplumsal bazda kabul görmüş olması. Yani hiç kimse istemez ki bizim toplumumuzda da gençler de dahil olmak üzere kimse istemez küfür ya da işte nefret söyleminin hakim olduğu bir sosyal medya ortamının bulunmasını. Dolayısıyla buna ilişkin bir düzenleme gereksinimini bizim gençlerimizde dahil toplumumuzda böyle bir beklenti mevcut. Yani bu işte linçlerin yaşandığı, hakaret suikastlerin yaşandığı ortamın sona erdirilmesi lazım. Peki bunun toplumsal tabanını, toplumsal desteğini nasıl sağlayabiliriz? Mesela siz de bir örnek verdiniz. İşte terör olaylarını öven bir genç tutuklandı mesela. Başka örnekler de var. Fransa'da bu mesela. Fransa'da çok mesela var, başka ya, bir politikacı tutuklandı. Merkel taşlansın diyen birisi mesela 39 yaşında. Evet, hadi onda tehdit var. 2018 yılında Fransız bir politikacı. Bir terör eylemi yaşanıyor, işte rehin alma eylemi. Orada bir Fransız jandarma öldürülüyor. Bunun ölümü üzerine Fransız politikacı, sol kanattan bir politikacı, diyor ki işte Macron'u destekleyecek bir seçmen daha azaldı. Yani bunun politik bir yorumla aslında hani çok da doğrudan olmayan bir şiddeti övme eylemi ama bu da terörü övme olarak değerlendiriliyor ve tutuklanıyor. Onun dışında 2016'da İngiltere'de Müslüman karşıtı bir söylem kullanıyor, bir kullanıcı. İşte orada yine bir terör örgütü eylemi yaşanıyor. Bu kullanıcı bir tweet atıyor, diyor ki Müslüman bir kadına rastladım, ona sordum işte neden bunu yapıyorsunuz? O da dedi ki benim bir alakam yok, ben çok bunu imadar buldum diyor. Bu bile işte nefret söylemi olarak değerlendiriyor Müslümanlara karşı, onları aşağılayıcı. Şimdi biz bunların bile ceza aldığı ülkelere baktığımızda İngiltere, Fransa, Almanya gibi tırnak içerisinde yüksek demokratik standartlara sahip ülkeler de bile bu tür nefret söylemi ve ya da dolaylı ya da doğrudan teröre övgülerin düzüldüğü bu söylemler suç unsuru olarak kabul ediliyor ve harekete geçiliyorsa ben bu örneklerin, bu tweet örneklerinin Türkiye'deki yansımalarına bakıyorum. Yani çok daha fazla kişinin ceza alması gerekirdi. Biz de sosyal medyada Mete Hoca'nın da dediği gibi bugüne kadar aslında bir gecikme var bu konuda bir önlem alınması konusunda. Ancak şunun adını net koymak lazım. Bu düzenleme ifade özgürlüğü tabii ki bu tartışmanın içerisinde. Yasal ve hukuki ve mali boyutları da bu tartışmanın içerisinde. Ancak toplumun bu konuda nasıl diyelim daha yüksek bir farkındalık seviyesine ulaşması gerekiyor. Hani bununla ilgili çok hassas bir kesim var. Hani o kesimin de beklentilerini göz ardı etmemek lazım diyorsun. Kesinlikle öyle. Sosyal medya bir kere en başta adını koyalım çok büyük bir nimet. Yani hep geleneksel medya, sosyal medya tartışması ama yaşanır. Ama burada sosyal medyaya savaş açan, sosyal medyaya karşı duran bir durum asla söz konusu değil herhalde. Başta bu çok net. Siyasi partiler, siyasetçilerin kendileri bu sosyal medyanın ekmeğini yiyorlar. Neden? Gençlere ulaşabiliyorlar, kampanya yürütebiliyorlar, daha düşük maliyetli ya da daha mikro hedefli kampanyalar yürütebiliyorlar. Büyük avantajları var. Onun yanı sıra herkes kendi düşüncesini ifade edebiliyor. Bu çok önemli çünkü yeni bir kamusal alan ortaya çıkıyor ve siz belki resmi kurumlar vasıtasıyla aktaramadığınız bir şeyi çok kolay aktarıyorsunuz. Yani vatandaş diyor ki bir bakana şikayetini bildiriyor. Bakanım diyor, kadro çıkmıyor diyor. Bakan onu işte göz önünde bulunduruyor, bir çalışma yaptırıyor vesaire. Ya da size cevap veriyor sosyal medyada mesela. Muhatap alıyor. Ben öyle bakanlarla tanışan normal vatandaşlar biliyorum. Ya elektrik yani. Kesilince, su kesilince, işte uçak biletinde sıkıntı olunca ilgili kurumlara bir tweet atıp... Zaten sosyal medyanın devrimsel özelliği de buradan geliyordu. Yani sıradan vatandaşların devletle neredeyse denk tutulması ya da uluslararası aktörlerle denk tutulması. Yani ben Bush'a Trump'a yazabiliyorum. Etkileşime girebiliyorum değil mi? Olumlu ya da olumsuz. Bu müthiş. Yani bu avantajların farkındayız ve siyasetçiler de dahi bu avantajlardan oldukça faydalanıyorlar. Ancak bu bir boyutu. Bu şöyle bir hayal üretiliyor. Bu tabii
politik olarak, politik söylem olarak üretiliyor küresel çapta. Bu Silikon Vadisi şirketleri, Twitter, Facebook vesaire, aslında şirket adı da anılmaz yayınlarda ama artık bunlar o kadar, değil mi? Bu da yanlış aslında. Artık ne kadar şirket olarak görmediğimizin de bir göstergesi bu. Bunlar yola çıktıklarında şöyle bir hikayeyle yola çıktılar. Biz dediler, dünyanın her köşesindeki insanları özgürleştireceğiz. Bu özgürleştirmeyi de internet vasıtasıyla yapacağız. Dolayısıyla şöyle bir denklem kuruldu. İnternet eşittir özgürlük. Yani internete sahip olduğunuzda, bir Twitter hesabınız varsa, YouTube'da video yükleyebiliyorsunuz, özgürsünüz. Arap Baharı böyle başlatıldı, böyle yönlendirildi. Ya da bu hayalle, bu söylemle üretildi ve teşvik edildi. Değil mi? Google yöneticisi Vahil Gonim, Tahrir Meydanı'nda kalabalıklara sesleniyordu. Ne büyük bir devrimdi. Kitap yazıldı, Revolution 2.0 diye. Şimdi Vahil Gonim memleketine giremiyor. Çünkü işte abisi tutuklanıyor vesaire. Sisi görev oydu, yaptı işte. Yani. Şey, tam 3 Temmuz'un yıl dönümünde. Burada şöyle bir parantez açmamız gerekiyor. Seyircilerimiz de bilmesi için. Mesela benim de mağdur kaldığım sıkıntılardan bir tanesi. Bunu siyasetçiler de mağdur kalıyor. Akademisyenler de, diğer görevliler de mağdur kalıyor. Bu şu. Twitter Türkiye'de çok sorunlu bir kurum. Ben özellikle Twitter'ı hedef alıyorum. Neden? Bir mesaj yayınlıyorsunuz. Şimdi onun istatistiklerini kendi telefonunuzdan görebiliyorsunuz. Kaç kişi okumuş, kaç kişi işte video varsa oynatmış ya da kaç kişi görmüş. Twitter bazı içerikleri göstermiyor. İnşallah bir gün Twitter'a dava açılırsa ben de şahsen müdahil olmak istiyorum. Çünkü o yüzden arşivliyorum. Bendeki istatistiği örneğin, pardon normalde istatistiği 5.000 olan, 10.000 olan bir şeyin, bende gözüken istatistiği 3. Twitter bazı içerikleri saklıyor. Ya da örneğin kendi algoritmasıyla benim attığım mesaj Trump'ın önüne düşmüyor. O akışına düşmüyor. Yani böyle bir sinsi, kurnaz, hoş olmayan bir algoritması var. Aynen öyle. Bazen algoritma da değil, doğrudan müdahaleyle bile gerçekleşebiliyor. Mesela bir bakıyorsunuz sosyal medyada çok ciddi gündem olan bir konuyu 5 dakika içerisinde Twitter görünmez hale getiriyor. Ama PKK'nın Avrupa'daki uzantılarının attığı bir ortak sosyal medya operasyonunu 4-5 ülkede 2-3 gün önce olduğu gibi bütün ülkelerde gündem haline getiriyor. Halbuki Latin Amerika'da öyle bir PKK varlığı yok. Peki nasıl gündeme gelebiliyor Latin Amerika'da? İşte burada Twitter'ın o lanet olası eli giriyor devreye. Açık söyleyeyim bunu. İşte demek ki en başta o toplumsal hareketler ve küresel medyanın da yardımıyla yarattıkları imaj, yani bireyi güçlendirme devlet karşısında ve özgürlüğüne kavuşturma hikayesinin aslında bir mit olduğunu, bir rüya olduğunu farkına varabiliyoruz biz. Bu müdahaleleri gördüğümüzde. Aslında bunlar küresel şirketler, Silikon Vadisi'nde ve bunların politik bağlantıları da mevcut. Bizzat Trump'tan ne istiyorlar? Bizzat ideolojileri de Trump'ın mevcut. Trump'ın tweetlerini de sansürlediler, engellediler. Evet. Irkçı buldular mesela, falan, şiddet yanlısı buldular. Amerika'da ofisleri var. Evet, vergilerini de ödüyorlar. Hadi Trump neden mücadele edemiyor? Demek ki işte esas mesele politik mesele. Demek ki bu tırnak içerisinde küresel şirket olarak bu sosyal medya şirketleri aynı zamanda bu küresel oyunda birer politik aktör olarak rol oynamak istiyor. Ama ve böyle bunu politik, açıkça deklar politik ediyor. Politik aktörlük herhalde hocam böyle tam Ali Kıran baş kesen bir durum var. Yani ben ne dersem o. Bu ya, noktada bir politik aktörden bahsediyoruz o zaman. Tabii ki az önce de zaten deminden beri konuşuyoruz. Bu sosyal medya mecralarının muazzam bir gücü var. Muazzam bir kitleye ulaşma gücü var ve muazzam bir hızı var. Elbette ki zamanı gelince bu hız, bu güç, bu kitleye ulaşma yeteneği siyasi amaçla da kullanılıyor. Mesela Trump'a örnek veriyorum. Biz bu programda hep konuşuyoruz. Trump'ın küreselci diye adlandırdığımız kesimle ciddi bir karşılıklı kavgası var şu an, biliyoruz. Elbette ki bu durum ona karşı kullanılacak. Bunun kullanılacağı en etkili mecra neresi? Sosyal medya olarak karşı çıkmakta. Buna karşılık olarak evet, Trump'ın bir yere kadar gücü yetmiyor bunlarla mücadele etmeye. Ancak en azından Amerika'da en azından hukuken size muhatap bu şirketler. En azından bir şey yapma imkanınız var. Bizim ülkemizde ki uluslararası açıdan ne kadar operasyona maruz kaldığımız belli. Son 5 yıl, 10 yıldır özellikle. Hiçbir şeyde muhatap olamıyoruz. Bu yapıyla işte Sayın Mete Soto'nun söylediği gibi yani tamamen insafına kalıyorsunuz onun. Yani şirkete şikayet ediyorsunuz. Evet. Tamamen şirketin kendi hoşgörüsüne kalıyor.
keyfiyetine kalıyor, isterse kaldırıyor o hesabı. Dolayısıyla en azından burada bir ofis açarak, bir temsilcilik açarak bizle muhatap olursa hukuki açıdan, bu en azından başlangıç olur. Ama tabii ki bu mecralar tamamen kontrol edilebilir, tamamen başa çıkılabilir mecralar değiller. Bu da bir gerçek. Sonuçta bir hayvan, aşağılık bir şekilde bir hayvana tacizde bulunan birisi bir polis müdahalesiyle karşı karşıya geliyor ve o bir anda Cumhurbaşkanı'na hakaret nedeniyle bu işte evi polis tarafından basıldı şeklinde internet üzerinden haberleştiriliyor bazı yayın organları tarafından. Onların Twitter hesapları üzerinden de bir anda milyonlara ulaşıyor. Tabii ki. Daha sonra bunun tamamen yalan olduğu resmen ortaya çıkıyor. İşte o 1 milyon kişiye ulaştıysa o yalan haber, bunlar geri adım atıyorlar. Ya yanlış anlaşılmışız, biz yanlış anlamışız, yanlış haber vermişiz falan diyor. Onların o tekzibi ya da özür niteliğindeki ya da o haberi yalanlıyoruz, bu yalanmış dedikleri açıklama 1 milyon kişiye ulaşıyorsa o yalan haber, işte 10 bin kişiye. Tabii, 100 bin kişiye ulaşıyor. Yani burada da herhalde o şey var değil mi? Yani mutlaka. O Twitter aklının bir eli var burada, kirli el diyorsun ya. Bu yani eski... kötüyü bir anda herkese ulaştırabiliyor, iyi bir şeyi frenleyebiliyor. Frenleyebiliyor ama Barış, yani burada şöyle bir durum da var. Kullanıcıların da çok ciddi hatası var. Yani bir sosyal medya kullanıcısı, kendi kibar bir ifadeyle söyleyeyim, siyasi görüşüne göre herhangi bir olayı manipüle edebiliyor. Örneğin ben mesela Barış'la oturuyoruz burada. Dizi bana değdi. Ben şöyle bir kare fotoğraf çekip metroda tacize uğradım. Bir erkek tarafından. Halbuki uyuyakalmış, dizi değmiş. Ama bu fotoğrafı ben yayınladığım zaman sosyal medyada, bak görüyor musunuz, işte taciz sorgulanmıyor. Yani nedir ne değildir. Linç başlıyor. Evet. Sonra onun okuduğu, eğitim yaptığı okul öğreniliyor, paylaşılıyor. Üniversiteye yönelik bu sefer onu kovun çağrıları başlıyor, linçi başlıyor. Bir kesim onun tutuklanması istemiyle sosyal medyada da devam ediyor. Barış tutuklanıyor, pardon yani gözaltına alınıyor. Ertesi gün olay ortaya çıktığı zaman itibarını kaybetmiş, belki ailesi paramparça olmuş, eşinden boşanmış bir profil karşımızda sabahleyin yatağından kalkıyor. Mesela Barış Hoca ile ilgili bunu ne yapacağız? Kafaya takmış birisi var Barış Hoca'yı, kafaya takmış olan birisi var. İşte bunu her fırsatta. Gün yani hiçbir şekilde alakası yokken Barış Hoca ile ilgili bir yalan tweet'i alıyor koyuyor oraya. Şimdi ben bakıyorum, yani tanımasam Barış Hoca'yı, tanımasam hiç bilmesem inanırsın değil mi? Şimdi birisi koymuş bir şey, orada da şu var, şurada da şu var, eşittir bu diyor. Var öyle hayranlık. Şimdi bakıyorsun, ya var. Diyorsun bu adam böyleymiş demek ki. Hayranlık çokmuş hocam. Evet. Şimdi tanıyoruz, biliyoruz onun yalanını. Sizin yalan çılgın olduğunu. Bir hayran kitleniz varmış demek ki. Evet. Ve ya, bu herkes için geçerli maalesef. Yani. Ve bunun bunu işte engelleyemiyorsun. Bunu kendini anlatamıyorsun, izah edemiyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Mahkemeye falan başvursa, mesele bu işte. Adalet Bakanlığı bak prosedürü geçtik. Anlatalım. Adalet Bakanlığı prosedürü geçtiniz, mahkemeye açtınız, Adalet Bakanlığı'na gitti. Adalet Bakanlığı Türkçe kararı aldı. Bunu İngilizceye çeviriyor. Gönderiyor Amerika'ya. Evet. Amerikan Adalet Bakanlığı'na. Amerikan Adalet Bakanlığı arıyor. Alıyor dosya, diyor ki Twitter şikayet. Al bakalım bu sana diyor. O bakıyor, diyor ki Türkiye'den böyle bir şikayet gelmiş. İfade özgürlüğü. Alıyor ABD Adalet Bakanlığı'na. ABD Adalet Bakanlığı alıyor, Türkiye Adalet Bakanlığı. Adalet Bakanlığı alıyor bir sene. Tabii. Evet, en az. Bir tane şey için sadece. Hayır, bir ama şimdi mesela içeriğin kaldırılması mesela, için sadece. Atıyorum işte Barış Ertem'i hedef alan adam, mesela bunu periyodik olarak da sistematik olarak da yapan adam suçtur. Yani Barış Ertem'in şahsında da değil. Yani Barış Ertem'in şahsı üzerinden onu siyasi bir figür haline getiriyor. Diyor ki bu partinin yakını, o partinin yakınından dolayı da işte falanca belediyenin şeyinde, ne derler, kontrolünde ya da onunla birlikte çalışıyor, onunla birlikte hareket ediyor. O belediyelerinde işte şu üniversitede ya da şu vakıfta falan diye yani, bu sefer noktayı alıyor buradan, Barış Ertem'den alıyor, en tepeye kadar çıkartabiliyor. Şimdi buradaki şu var, hepimizin, Türkiye'de yaşayan herkesin tehdit altında olduğu şu mesele var. Geçen gün de yaşadığımız sosyal medyanın kullanıcı kısmını ben özellikle açmak istedim ama Twitter bir ulusal güvenlik sorunudur. Evet. Bir devlet görevlisinin yaşadığı evin evde yokken eşinin çocuğunun bulunduğu evin fotoğrafının paylaşılması bir. Bu normalde de edep, adap, ahlaki bir sorundur çekilmesi. Ama burada bence yani iki, bir dakika izinle. Şu var, yani bir yerin fotoğrafını çekip paylaşılması. Yani biz eskiden neyle büyüdük? Askeri bölgelerin fotoğrafı çekilmez.
Ha, çünkü bu bir kuraldı. Tabii. Şimdi tamam, uyduyla her şeyi görebiliyoruz, edebiliyoruz daha ama burada şöyle bir sıkıntı çıktı. Sen benim fotoğrafımı izinsiz sosyal medyada yayınlayamazsın ki. Kanun var. Ama sosyal medya buna uymuyor. Engellemiyor. Evet. Ben telefonunu yayınlayabiliyorum. Hep sizi işaret ediyorum. Kusura bakmayın. Sizi işaret edeyim bu sefer. Sizin telefonunuzu ben sosyal medyada yayınlıyorum. Özel diğer Facebook'tan başka bir kanaldan bulduğum fotoğrafları gene sosyal medyaya yayınlayıp bir hikaye uydurup onu linç ettirmeye çalışıyorum. İnsanlar linç etmeye başlıyor. Ve ben sadece çok basit bir şekilde hesabımı dondurarak ya da hesabımı kapatarak bu işten çıkıyorum. Evet. Bu kadar. Uğraşan siber, polis, siber suçlar uğraşıyor. Ama bu siber suçların üzerine bu kadar da yük de bindiremezsiniz. Evet. Çünkü şikayet üstüne şikayet yağıyor. Evet. Terör içerikleri ayrı, pedofili ayrı, tehdit ayrı. Mali suçlar ayrı. Şimdi ruh hastaları var, şaka değil. Videolar çekip birilerini tehdit edip yayınlıyorlar. Şimdi bunları da siber suçların üzerine omzuna atıyorsunuz. Terörü de atıyorsunuz. Pedofili, taciz, tehdidi de atıyorsunuz. Tabii, itibar suikastları. İtibar suikastını da atıyorsunuz. Ama yani burada önlem alması gereken sosyal medya, Twitter. Yani ben işin ticari boyutunda, vergilendirme boyutunda değil. O zaman bu meselenin herhalde en meselesi. Makul çözümü tıpkı o Batılıların yaptığı gibi. Bunların, bu şirketlerin muhatapları bizim karşımızda olacak. Tabii ama burada bir binalarını görebileceğiz, yöneticilerine ulaşabileceğiz. Ya bu tartışmanın bence en verimli bölümü bu ikiyüzlülüğü ortaya çıkarması. Mesela en son Deutsche Welle haberi var, siz de görmüşsünüzdür. Bence evet, çok açık bir biçimde ortaya koyuyor. O da kesinlikle üzerinde durulması gereken bir konu. Hı hı. Yani demokratik bir ülkede bu kurallar, bu düzenlemeler getirilirken hani Türkiye'de bunun getirilmesi taraftarı değiliz bile açıkça söyleyebiliyorlar bunu. Biz yaparız, biz hallederiz ama hani siz otokratiksiniz, siz bulaşmayacaksınız. İşte dünyanın bu tarafı, hani Güney Yarımküre diyelim. Bu ne demek? Burada insanlar demek ki bu şekilde yaşamayı hak ediyormuşçasına bir yaklaşım içerisinde. Bu da işte o küreselleşmenin hangi yönde, bunlar, hangi burada paradigmayla. Burada ofis sahibi olan bir yayın organından bahsediyoruz. Tabii. Evet. Ve dört dilde de tekrar yine France 24 ile Voice of America ile birlikte ortak yayın yapan, ayrıyeten bir ortak yayında olan bir kurumdan yayın. Bir de YouTube kanalları var ayrıyeten. Bu tartışma böyle bir verimli şey oldu. Yani toplumda da bu kuruluşların bu olguya nasıl yaklaştığını açıkça görmemize imkan tanıdı. Sen şimdi Türkiye'ye karşı bu dili kullanıyorsun ve İstanbul'da da ofis sahibisin. Evet. Ondan sonra diyorsun ki sen otokratik devletsin. Rejimsin. Ve bu ülkede, nasıl oluyor? Bu yani sen git o zaman bunu, aynı yasayı uygulayamazsın diyor. O zaman diyor. Git bunu Moskova'da yap bakalım, ofis açıp. Yap bakalım. Yani burada şu var. Hep bizde şöyle bir şey çıktı, moda çıktı. İşte hep yurt dışından örnek vermemiz. Ama Amerika'nın dinamikleriyle burası farklı. Mesela çok izleyicilerimizden özür dileyerek kullanıyorum. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ruh hastalarıyla bizim ülkemizde bulunan ruh hastaları farklı. Yani mesela oradaki ruh hastaları otomatik tüfekle bilgili gidip tarama potansiyeline sahip, aşırı ırkçı, beyaz, işte hani farklı bir... Ya evet, şimdi madem o konuyu açtığın konuyla ilgili de... Hani onların kafası farklı. Fransa farklı, Moskova tamamen farklı, Türkiye farklı. Neticede bir kıyaslama yaptığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne 40 yıldır o ülkenin başına bela almış bir PKK pisliği yok. Ya da halen 40 yıldır biz bu ülkede PKK'nın Türkiye'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir kısmına 40 yıldır biz PKK'nın terör örgütü olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Amerika'daki silahlanma meselesini açtı. Şu görüntüler son günlerde çok sık ortaya çıkmaya başladı. Yani önce evin önünden geçen protestoculara karısı tabanca çekiyor, kocası makinalı tüfek çekiyor. Evet. Burada da işte otoparkta tartıştığı siyahi kadında kızına tabanca çeken eli tetikte insanlar. Bunların da görüntüleri son günlerde daha çok ortaya çıkmaya başladı. Ya işte güvenlik meselesi, orada işte kamu düzeninin bozulmasından endişe ettiği için orada insanlar silahlanıyor. Bizde de normal zaten hayatımız işte farklı şekilde, herkesin Allah dert vermesin ama sıkıntıları vardır, şey vardır, bir zorluğu vardır. Ama yani kimse de haleti ruhiyesinin bozulması için sosyal medyaya girmiyor ki. Niye ben sosyal medyaya, ben deli miyim de küfür yemek için, linç yemek için sosyal medyaya gireyim ya. İlginç bulduğum bir şeyi siz okuyun diye paylaşıyorum. Tabii ki. Bu kadar takip edersin, etmezsin. Bu kadar, çok basit bir şey. Etmezsin. Ama takip etmediğin insana da yüzün kızarmadan gelip yorum yazma. Bunun bir edebi, adabı olmalı. Bu kullanılan insanların da bunu biraz düşünmesi lazım. Seçenekleri var. Engelle, sessize al. Yani takip etme. Niye yazıyorsun? Ben seni takip etmiyorsam, ben senin yazdığın bir şey yorum yazmam mesela.
ya da seninle ilgili hiçbir şey yazmam. Ama böyle bir meslek de değil bu. Yani bir hakikaten bir ruhsuz bir şey oluştu. O zaman bir bu yani sosyoloji de bozuyor yani. Özgürleşelim derken böyle çünkü orada küfür edenler herhalde senin yüzüne gelip edemez değil mi? O lafları edemez. Valla yani. İsteyen birkaç hiç tane şey dedik. Gel, et dedik yani. Gel yüzümüzü et dedik. Yok. Yani çok çok yok. Enteresan şeyler oluyor mesela. Öyle bir sınırsız özgürlük kendilerine atfediyorlar ki mesela şu stüdyoda oturuyorlar, ondan sonra çıktıktan sonra birbirlerine sallayabiliyorlar. Ya tabii ki. Ama Twitter üzerinden. Ya yüz yüze gelebiliyorlar sonra. Asla birbirlerine söylemeyecekleri, yüzle söylemeyecekleri şeyleri Twitter'dan şakır şakır birbirlerine saydırabiliyorlar. Zamandan, mekandan bağımsız bir platform olduğundan dolayı insanlara bu imkanı veriyor. Oradaki mübahtır algısı var yani. Hani burada söylenen mübahtır algısı bunu da var yani. Ayrı bir dünya olarak görüyor o kullanıcı tipi. Yani ben tamam insan ilişkilerim var. O tamam eski klasik olarak devam ediyor. Ama burası benim kendi özel mecram. Burada sokakta selam verdiğime burada laf atarım. Diye böyle bir sosyal profilde var. Doğru. Çıksın çıksın. Ben çok şu an düşüşü söylerken şey yaptım. Çıksın. yalan bir tane haber at. Bak bunu sadece insanlar yapmıyor. Yani dertli olduğum bir konu olduğu için sürekli gülüyorum. Tabii. Kusura bakmayın. Bir tane Türkiye'de yayın yapan gazetesin sen ya. Bir tane haber atıyorsun ortalığa. Binlerce insan onu paylaşıyor. İşte yorum yazıyor bilmem ne yapıyor. Çat siliveriyorsun. Tabii. Ama akşamleyin herkes kahvede sahilde o şeyin senin attığın. Yalan haberi konuşuyor. Tabii mesela şimdi boyutta bu ne? Bazı yani, kurumlar da bunu kullanıyor. Piyasayı sürdükten sonra sildikten sonra bir anlamı olmuyor ki. Yani tabii, alıyor onun ekran çıktısını onun üzerinden paylaşmayı devam ediyor. Mesela şey normalde tirajı sebebiyle fiziksel olarak belki 100 kişi ulaşamayacak bir evet. mecra gazete evet. diyelim ona. Bir anda milyonlarca kişi ulaşabiliyor evet. bu tamam. platform sayesinde. Yalan dolaşıyor mümkün olduğu kadar Mete Bey'in de söylediği gibi. Sonra siliyor veya hadi bir şey yayınlıyor yanlış anlamışım kusura bakma diyor. Bitti. Ama o 1 milyon kişi ulaşmış oluyor. Tabii. Hani Winston Churchill'in sözü vardır. Gerçek uyanıp da üstünü dolaşacağı kadar bütün dünyayı dolaşır yalan evet. diye. Dolaşıyor bütün dünyayı yalan. Dediği gibi de akşam insanların konuştuğu konu o yalan oluyor. Düzeltme değil. Zaten onunla ilgili şeyler de var. Yalanı 100 bin kişi paylaşmış. Düzeltmesini 5 bin evet. kişiyle paylaşmamış. Zaten düzeltme nesil yok. Az önce onu söylemeye çalışıyordum ben tabii. hakikaten. Yani 1 milyon kişiye bir anda gidiyor. Tabii tabii. tabii. Düzeltme yapıyor. 10 bin kişi. Bu açıdan baktığımızda yani bireysel haklardan bahsetmiyoruz sadece. Bir ulusal güvenlik meselesi açısından düzenleme gerekiyor. Gerçekten. Evet. Şimdi bu boyutu var. Böyle bunu kullanan kurumlar da var. Bunu da özellikle gerekiyor. Bu sosyal medya kanallarının algoritmalarının nasıl işlediği de mesela kapalı. Hani tabii, hep tabii, şeffaflıktan tabii. falan tabii. bahsediyoruz ama bu algoritmalar evet. hangi tweetler, hangi paylaşımlar öne çıkarılıyor ve promote ediliyor. Bunları kimse bilmiyor. Ve dolayısıyla kullanıcılar artık daha tecrübelerden fazla... Tecrübelerden üzerinde... anlayabiliyoruz işte. Yani bir adam sürekli PKK ile ilgili bir şeyler paylaşıyorsa olumlu anlamda evet. ona bir serbestlik tanınıyor. Bu çok bu net. Bu ideolojik boyutu. FETÖ ile ilgili bir serbestlik tanındığı evet. çok net. Ama sen FETÖ ile sürekli mücadele ediyorsan seni algoritma... Bu adam FETÖ karşıtı, pek işimize gelmez, bunu arada sırada kısalım olarak tanımlıyor. Tabii, tabii, tabii. Ve aynı zamanda şiddet içerikli ya da işte nefret söylemi, küfür, hakaret gibi içeriklerin de daha fazla öne çıkmasını sağlıyor. Çünkü bu tür içerikler daha aşırılıkçı evet. ve daha fazla etkileşim almaya müsait. Dolayısıyla olumsuz etkileşim alsa bile bu tweetler daha fazla yükselebiliyor. Ve evet. biz artık sosyal medya denildiğinde bu aşırılıkçıların ön plana çıktığı bir platformla karşılaşıyoruz. Ya bu YouTube aslında, da bunun başka bir örneği. Mesela tabii. açık konuşalım Yenal, yani burada... sen de üniversitede hocasın. Gençler bu konudan tedirginlik duymuş olabilirler. Yani kapatılıyor mu, kapatılacak mı? Çünkü bir anda o öyle bir yalan da bu sosyal medya üzerinden yayıldı. Ve o da bir sürü gence ulaştı tabii ki. Ve onları da tedirgin etti doğal olarak. Ama aslında o gençlerin de senin de az önce belirttiğin noktaya da ısrarla vurgulamakta fayda var. Bu gençlerin de herhalde hiçbir tanesi bu küfür aleminin böyle sınırsız şekilde dolanıyor olmasından memnuniyet duymuyordur, ben inanmıyorum. Kesin ben gençlerin tanesi... bu konuda çok bilinçli olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda yaşanan tartışmaları da anlıyorlar ve ne yöne doğru evrilmesi gerektiği konusunda da çok farklı düşünmüyorlar. Çünkü şöyle bir şey var, bu aşırılıkçılık sosyal medyada hakim oldukça bu her bireye zarar veren bir şey oluyor. Yani biz nefret söylemi dedik ama mesela siber zorbalık diye bir kavram var. Artık lisede, ortaokulda gençler birbirlerine bu mecralarda zorbalıkta bulunuyor, şiddet. Yani şiddetin yeni bir türü de doğmuş oluyor. Tehdit ediyor lan, değil mi? Tehdit ediyor, işte fotoğraflarını paylaşabiliyor vesaire. Hı hı. Aşağılıyor, dalga geçiyor. Linç mesela ettiriyor. Çok kiloludur, onunla dalga geçiyor. Psikolojik olarak şiddet uyguluyor evet. vesaire. Sosyal medyanın bu tür evet. hiç gözükmeyen boyutları da var. Ta çocuklara kadar inen. Ya da YouTube'da artık çocuklarımızı değil mi YouTube içeriği izletiyoruz. Bu
algoritmalar nedeniyle daha fazla aşırılıkçı videoların öne çıkması sebebiyle siz çocuğunuzu YouTube'un başına koyduğunuzda bir çizgi film izlerken bırakıyorsunuz. Ancak 10 dakika sonra geldiğinizde sürekli önerilen videoları takip ettiğinde çok daha aşırılıkçı bir noktada. Evet. Evet. Yani işte yani şimdi bu adını hani anlayalım. Bizim de başımıza geliyor. Yani mesela Filistin'le ilgili YouTube'da bir şeyler söylediğin zaman bunun izlenme oranına bakıyorsun çok düşük. Ya diyorsun aynı kalitede güzel de bir video hazırladım, yayınladım orada bakıyorsun. Çok az kişi ulaşıyor. Demek bu sosyal medya şirketleri her bireye eşit davranmıyor. Bu iddiadaydı. Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili mesela değil mi? Orada da bir inisiyatif kullandı herhalde YouTube. Tabii. Dünya Sağlık Örgütü'nün eşitlemesi noktasında bir inisiyatif kullanabiliyor. Tabii politik vesaire kısmı dışında. Mesela ben özellikle isim veriyorum. Soruşturma da açıldığı için inşallah kapanır burada. Kişisel kanaat ya şey ne derler? Beklentimdir. Mesela TikTok isimli berbat bir yer var. Şimdi herkes eline vicdanla koysun. Neticede yok sosyal medya kapatılacakmış, internet kapatılacakmış. Yani Allah aşkına bütün devletin resmi hesapları sosyal medyada bir tanesi kapanmış mı? Hala tweet atıldığına göre, mesaj paylaşıldığına göre açık. Şimdi bunu biz zaten yani, artık dezenformasyonu yapıyoruz. Devlet zaten internet üzerinden çalışıyor. Yani, devlet var. Yani. Allah aşkına yani bu şey bir muhalefetin bir şey bulamayıp hani bir şey bulduk bari bundan belki de yani bir şey bu oy gelmez buradan. Gelmez yani bunlardan oy gelmez. Ama şuna tepki koyacaksanız şu vicdansızlığa tepki koyun. Bu TikTok isimli bir yer var. İnsanlar kendilerince komik olduklarını sandıkları bir takım videolar paylaşıyorlar. Oldukça saçma. Oldukça utandırıcı, çok kötü. Yaşlıların kafasına yumurta atıp, evet, maalesef. Yüzüne su fışkırtıp, yaşlı bir kadını telefon diye işte kağıt bardak uzatıp kadının onu kulağına götürmesi, kahkahalar atması video çekenin. Yaşlılarla ilgili o kadar aşağılayıcı, o kadar vicdanları yaralayan. Yani espri de olmayan bir şey yani. Ya size hani anlatamam. Onun espri sanılması zaten. Hani anlatamam yani. O gençlerle de açıkçası hani çok daha yakından ilgilenmekte fayda var. Hani bunların hakikaten boş işler olduğunu, bu boş işlerle boşuna vakit harcamamaları gerektiği noktasında da aslında herkese vazife düşüyor yani. O genç onu yapmış. Bunun hakikaten hani bu biz diyoruz ona ya boş iş bu, saçma iş falan filan. Öyle deyince çocuk daha fazla yapıyor olabilir. Ama orada yani, da onu anlayıp bunun gerçekten boş olduğuna onu inandırmakta, ama yani onu ikna etmekte fayda var. Annesinin, babaannesinin başında yumurta kırmanın nesi eğlenceli? Bana biri anlatabilir mi bu Türkiye Cumhuriyeti'nde? Şimdi Mete abi sen ha, biri anlatsın 40, ama yani. 45 yaşında varsın herhalde. Sana göre çok yani tabii ki öyle de ama olabiliyor yani işte bazı çocuklara göre öyle yani bu çocuklar çünkü değil mi işte 2-3 yaşından itibaren cep telefonuyla oynamaya başlıyorlar. Öyle bir dünyanın içerisinden geliyorlar. O yüzden bize anlamsız gelen birçok şey onlara anlamlı gelebiliyor. Vallahi ben çok affedersiniz. Ben komik gelebiliyor. Dünyada, espri olarak gelebiliyor. Bak, Asya'yı da Afrika'yı da yıllardır takip ederim. Orta Doğu'yu yıllardır takip ederim. Şu rezilliğe bir tane gülen ne Orta Doğu'da Asya'da bir tane hemen şey görmedim ya. Böyle bir video görmedim Türkiye dışında. Yapmayın yani. Ben o videoları savunuyorum kesinlikle. Gülüyor öyle diyorsun öyle. Ama ben Asya'da en eğitim seviyesinin yerlerde olduğu başka bölgelerde evet. Dahi hiçbir yerde yok. Anasının yumurta babasının kafasında yumurta kırıp yok, bize de gençler gülmüyor öyle şeylere. Eğlence videosu çeken ben bir kesinlikle ünlü. Görmedim ancak ya. Tabii. Türkiye'de de bunun izlenmesinin sebebi gülmeseler bile insanlar acayip bir şey izliyorlar. Görmedim yani. Freaky Show diyorlar ya Amerika'da. Bu da öyle bir ucube show. Yani izlediğinizde tiksiniyorsunuz. Hayret ediyorsunuz. Bu ne biçim bir şeydir diyorsunuz ama izliyorsunuz. Anasının babasının kafasında yumurta kırar mı ya? Reyting buluyor. Aynen reyting buluyor ve bu algoritmalar da bunu etkiliyor zaten. İşte o videoları çekenlerin aslında hani o videoları çekenler onlar kim? O tabii onları o sosyolojinin konusu artık psikolojinin konusu. Bu noktada her şeyi devletten beklemeyelim diyorum. Ebeveynlere çok büyük görev düşüyor. Tabii. Devlet yasa koyar, yasal düzenleme yapar. Ama yaşlıların istismarına girer bu. Bu suçtur. Evet. Suçtur. Bu yaşlıların istismarı diye var. Kanunda çıktı yaşlıları istismar edemezsiniz. Yasal boyutu olur hocam ama bunun toplumsal olarak da ebeveynleri demek ki yeterli kültürel şey değeri verememişiz o gençlere. Ya bir de şeye hemen bir cümle hocam alalım reklama geçeceğiz. Bu algoritmalar kitleye yönelme esasen önemli. Bir de bunun şöyle bir boyutu var. Bazen hiç algoritmaya sığınmadan Twitter gibi büyük şirketler doğrudan Trump'a sansür blogulabiliyor Amerikan başkanına. Evet. Bu denli büyük bir güçle karşı karşıyayız. Bunu da atletmek gerekiyor. Evet. Artık algoritma falan kullanmıyor da doğrudan karşısında Beyaz Saray'ın. Hem Amerikan başkanı. Evet, bu denli güçler. Evet. Burada bir araya gidelim. Reklamın ardından devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz uluslararası gündeme. Evet ya bu sosyal medya meselesinde aslında çözüm o diğerleri nasıl yapıyorsa onun gibi yapılması. Bu adamlar bizim karşımızda olacaklar muhatap olarak.
vergileri neyse, bunun ceza yaptırımları neyse bunları kabul edecekler. O halde faaliyetlerine devam edecekler. Zaten hoca da bahsetmişti. Ve bunun olumlu nimetlerinden de herkes faydalanacak. Fransa Almanya ekolü deniyordu evet. galiba ona değil mi? Evet. O ekolü, yani muhtemelen Türkiye'nin benimseyeceği, benim gördüğüm tamam. o Almanya ekolü... Fransa Almanya ekolü değil mi? Evet. Hani o internet sistemini evet. Hukuki olarak alacak, kendi vergilendirme işte vesairesini evet. işin içine katarak Türkiye'de uygulanacak. Şimdi bir de aslında hep diyoruz ya bu sosyal medya PKK'yı, PYD'yi, işte Suriyeli Kürt savaşçılar, özgürlük savaşçıları diye ödüllendiriyor sosyal medya platformlarında ya da FETÖ'yü destekliyor, onların önünü açıyor falan. Ya 10 senedir ben Twitter'dayım. Birçok şey burada engelliyor. Mavi tık alamadım ta. Evet. Mazlum Kobani aldı. Neydi dediğiniz adam hesap açıyor 2 evet. saat sonra şey alıyor evet, ya. Aldı. Hani mavi tık meraklısı da değiliz. Evet. Eyvallah ama yani şu saldırılardan, küfürlerden, işte hesap ama ele geçirme meselelerinden kurtuluruz diye. Şeye sadece PKK'ya iltimas tanımıyorlar yani. Mesela bir LGBT konusunda da acayip derece bu sosyal medyanın hassas olduğunu evet. görüyoruz. Orada da yine bu sosyal medya şirketleri tıpkı PKK'nın, FETÖ'nün önünü açtıkları gibi LGBT meselesinde de dünya genelinde bunun propagandasını evlerin içerisine kadar sokuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Moskova'daki Büyükelçiliğine de bayrak astı. Tabii Putin'in buna ne kadar karşı olduğunu biliyoruz. Aslında Trump da karşı. Yani Trump'ın da geçtiğimiz daha 2 hafta falan oldu herhalde Amerikan Sağlık Bakanlığı bir karar aldı. Dedi ki yani cinsiyet dedi bellidir erkek ve kadın. Üçüncüsü yoktur bunun dedi. Ve sağlık sisteminde Obama'nın getirdiği bazı haklar vardı. Onların iptal edilmesine karar verdi Amerikan Sağlık Bakanlığı. Sadece dedi erkek ve kadın. Onun dışında kimseye ayrıcalık yok. Bakın ben insanları... Hani, Trump böyle düşünüyor değil mi? Ama Amerikan dışişleri mi artık... Yani büyükelçilikte herhalde onlara ilgileniyordur. Gittiler Moskova'ya onun bayrağını astılar. Putin de eleştirdi. Ben şahsen kimsenin kişisel görüşümdür. Ben kimsenin memleketini, nereli olduğunu sizin de dahi bilmem. O kadardır tanışırız. Mesela senin bile nereli olduğunu kaç yıl sonra evet. falan öğrenmişimdir. O yani. Da hemşeri olduğumuz için. Hemşeri olmuşuz. Hemşeriymişiz ayrıca. Ben hala bilmiyorum hiçbir. İşte yani kim merak etmesin ne düşünüyormuş, ne diyormuş. Önemli olan karşımızdaki görünüş, yani suretidir. Hı hı. Biz merak eden insanlar değiliz. Türkiye'de birçok muhalefet özellikle bunu çok yanlış anlıyor. Sanki herkes didikliyor etnik kimliğini, bilmem neni. Yok 300 yıl önce nereden gelmiş falan. Kimsenin bunları falan merak ettiği yok. O hastalıklı. Biz işte maalesef ruh hastası bir muhalefetimiz var. Yapacak da bir şey yok. Yani ne diyeyim? Benim kişisel görüşüm dediğim gibi hastalıklı bir muhalefetimiz var. Ama bu son dönem geldiğimiz bu LGBT bayrakları meselesinde görüyoruz. Hayatın herhangi bir yerinde bazen rastlıyoruz. Konuşmalarını işitiyoruz. Yani neticede kendileri gibi düşünmeyen insanlara rahatsızlık vermedikleri sürece zaten bugüne kadar bu sokaklarda ülkenin çeşitli yerlerinde görülüyorlardı. Ya da biliniyorlardı. Ama burada şöyle bir farklı bunun bakış açısı var. Bunun kampanyasının böyle dayatılması tabii. farklı ben, bir şey tabii. Uzun süredir benim maceram bir pantolonla başladı. Ben sık pantolon alan biri değilim. Fakat bir kot pantolon alma ihtiyacım belirmişti. Bir dükkana gittim, kot pantolon almak istedim. Bulamadım. Çünkü bana kaldırdığı kot pantolon, gösterdiği arkadaşın kot pantolon, dar paça, kalçaları saran, incecik bir pantolondu. Ne diyor, nedir bu dedim yıllar önce. Dar paça dedi. Moda bu dedi. Dedim normal kesim yok mu bunun? Yok dedi. Bilekleri kesik yani bileklerin gözüküyor. Şimdi bu zaten giyim mağazalarının online sitelerinde falan da görürüz hep. Kadın i̇şte, ürünleri, erkek ürünleri, çocuk ürünleri bir de unisex ürünleri. Çok basit bir şey bir görünüyor ama slim, davet ediyor. Evet işte slim deniyor. İngilizce şey deniyor. Slim fit deniyor. Evet. Bunun gömlek versiyonu var. Özellikle ben pantolonda dikkatimi çekti. Ve şaka yapmıyorum. 2-3 ay sonra bir mağazada hala üretiliyor diye sevindiğim artık bulduğum pantolondan 3 tane aldım. Çünkü bir daha bulamayacağımı anladım. Ama eş zamanlı ben bu ne oluyor bu kıyafetlerde dediğim zaman ülkede çok ciddi sosyal medyada, YouTube'da ya da diğer işte mecralarda, sosyal mecralarda bir Güney Kore dizisi çılgınlığına denk geldim. Şimdi dizileri anlamak için hani genç arkadaşlarımız neden bunu izliyor dediğim zaman o dizilerin kahramanlarının çok ciddi Türkiye'de tabanlarının olduğunu, hayranlarının olduğunu gördüm. Ama bu figürler nasıl figürler biliyor musunuz? Yüz beyaz, saçları hafif uzun, kaşlar ince alınmış,
dudaklar muhtemelen dolgulu. Erkek bu arada, erkekten bahsediyorum. Ama hakikaten ilk seferde baktığınız zaman bir kadının özellikleriyle, yüz özellikleriyle, bir erkeğin yüz özellikleriyle aynı. Yani ayırt edemiyorsunuz. Ama kıyafet dediğiniz zaman da işte size biraz önce bahsettiğim dar paça pantolon, vücudunu, kalçasını vesaire bacaklarını ortaya çıkartan daracık bir tişört, ayak bilekleri ortada. Şimdi geldiğimiz nokta, şimdi bunları arka arkaya koyduğumuz zaman, şimdi Türkiye'de bazı kesimlerin rahatsız olduğu ve bunu yüksek sesle dile getirdiği bir konu. Cinsiyetsizleştiriliyor muyuz? Evet. Sorusunun bence çok ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. Kimliği tercih ediyorsa yaşasın ama dayatmasın. İlgili, zaten sorun o. Bu bir hareket, bu bir savaş, mücadele platformu, bayrak asma meseleleri. Türkiye'deki büyükelçilikler ya da diğer büyükelçilikler nezdinde bir politik harekete dökülmeye çalışılıyorsa bu çok ciddi sıkıntılar yaratır. Birçok atasözü var, burada zikretmek istemiyorum. Ama her yerde yapılacak şeylerin olmadığını düşünüyorum. Ama Türkiye'nin de bu konuda aksaması, eksiği, gediği olmasına rağmen ben birçok konuda da Avrupa'nın birçok ülkesinden de hakikaten ileride olduğunu düşünüyorum. En basitinden hoşgörü meselesi. Burada mesela Trump da karşı buna, Putin de karşı. Ama Putin'in evindeki, yani ülkesindeki Amerika'nın evi olan, sınırı olan büyükelçiliğe Trump yönetimi bunu asmış. Putin de demiş ki orada kimin çalıştıklarını gösterdiler bunlar diye bir cevap vermiş. Böyle bir durum. Hocam dayatma demişken Ayasofya konusunda da dayatma görüyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Yunanistan, Rusya diyorlar ki cami olarak hizmete açılmasın, ibadete açılmasın, müze olarak kalsın. Biz de diyoruz ki yani bunun bir hukuku var. Hukuk bir karar verir. Ona göre de ele alınır. Son sözü söyleriz. Ama buna biz karar veririz. Bizim hukukumuz karar verir. Bizim yönetimimiz karar verir. İç meselemizdir. Tarihiyle itibaren herhalde ben fazla şey yapmayayım. Siz o konuda tam uzmanlık alanınız çünkü. Tarih konusu. Yani Ayasofya'nın İstanbul'un fethinden itibaren müze oluşuna kadar ki geçen süreyi de çok iyi biliyorsunuz. O günden bugüne kadar müze olduktan sonraki bu kısmında çok daha yakından takip ettiniz. Herhalde tamamen değil mi? Yani A'dan Z'ye Türkiye'nin iç meselesi dediğimiz bir noktadır. Tabii yani bu Ayasofya'nın müze olarak kalabileceği veya ibadete açılabileceği veya gelecekteki statüsünün ne olacağı konusunda tamamen Türkiye karar verir ifadesini kullanmakta hiçbir sakınca yok. Çünkü bu gerçekten böyle. Hem devletli hukuk açısından böyle, biraz sonra birkaç ayrıntı vereceğim nacizane, hem de hukuk açısından böyle. Zaten İstanbul'un fethinden sonra 1934'e kadar, yani müzeye çevrilmesine kadar geçen süreçte burası cami, ibadethane. O konuda herhangi bir itiraz, sıkıntı söz konusu değil. Bu son derece net. 34'ten sonra başlıyor bizim tartışmamız. İç hukuka baktığımızda Ayasofya'nın bugünkü müze statüsünü belirleyen konu, herkesin artık bu konuyla ilgilenen herkesin bildiği 24 Kasım 34 tarihli bir kararname. Bu kararnamede Atatürk'ün de imzası var. İmzasının olup o tartışmalı, birazcık kaşe şeklinde o imza. Tartışma onlar uzun hikaye. Lakin bu karardan sonra Ayasofya'nın müzeye döndürülmesi söz konusu. 2-3 ay sonra da müze olarak tekrar faaliyete geçtiğini görmekteyiz. Daha sonraki süreçte de Ayasofya ile ilgili tartışmaların 1960'lardan beri var olduğunu görüyoruz. Yani biz bunu genellikle AK Parti hükümetiyle, mevcut hükümetle başladı zannediyoruz. Veya AK Parti hükümetinin bunu bir popülizm aracı olarak kullandığını düşünüyoruz. Ama bu 1960'lardan beri gelen bir konu. Nedir o? Mesela yanlış hatırlamıyorsam 1967 senesinde Papa 6. Pol Türkiye'ye gelmişti. O zaman Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan girdi. Beraber girdiler Ayasofya'ya. Tamamen haber bir şekilde 6. Pol diz çöküp dua etmeye başladı bir anda. İhsan Sabri Çağlayan gilattanlarını da şey diyor, eyvah demiş. Şimdi başlıyoruz Ayasofya konusunda tartışmaya. Gerçi o tarihten sonra tartışmalar başlıyor. Daha sonra bazı gruplar tepki olarak gitti oraya namaz kıldılar aynı dönem içerisinde. 60'lardan gelen bir tartışmadır bu bize. Yani AK Parti ile başlayan bir süreç değildir. Biz hatta bunu 1972'de UNESCO'ya sorduk. Yani bunun statüsü nedir diye sorduk. 1975'te UNESCO bir karar aldı. Ayasofya geçmişinde kilise, daha sonraki süreçte de cami olan bir ibadethanedir dedi UNESCO. Biz de 1980'de bunu kabul ettik. Bu da uluslararası alandaki meşruiyetini sağlıyor. Yani
hem iç hukukta. Uluslararası hukuk buranın evet, cami olduğunu tescil etmiş. İbadethane diyor. İbadethane. Hatta şey diyor, daha sonraki camilere model olan bir camidir diyor UNESCO kararı. Biz de bunu 1982'de kabul ettik. Yani hem iç hukukumuzda bir tane kararnameyle hemen isterseniz camiye çevirebiliriz. Hem de uluslararası açıdan ibadethane olmaması açısından hiçbir sebep yok. Bir sıkıntı yok. Zaten 1991'de hemen bu karardan sonra Hünkar Kasrı'nı açtık ibadete. Şu anda orada namaz kılınıyor kısmen. Topkapı girişinde olan Hünkar Kasrı'nda. Hatta Hakim-i Mahdur'da imam atandı. Diyanette göre bir imam var. Yani bir kısmında dışında da olsa kılınıyor hala orada namaz. Şimdi konu kılınıp kılınmayacağı. Yani ibadete açılıp açılmayacağı toplu olarak. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin kararıdır. Ne iç hukukta ne devletler hukukunda buranın ibadethane olarak, cami olarak yeniden açılmasına engel hiçbir husus yoktur. Tamamen Türkiye'nin kararıdır. Buna rağmen peki niye ibadete açılmıyor diye sorular var. Danıştay'ın kararının beklenmesi bir tabii ki süreçtir, doğru. Ancak benim nacizane görüşümü sorarsanız ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili birkaç konuşmasında vurgu yaptığı bir konuya takılırım hep. Şöyle düşünüyor Sayın Cumhurbaşkanı veya şöyle bir kaygısı var. Burada Ayasofya'nın canlı olarak ibadete açılması sebebiyle yurt dışında yaşayan Müslümanlara karşı bir şiddet dalgasının başlayabileceği endişesi söz konusu. Hatta aynen şöyle demişti. Biz burada Ayasofya'yı açtıktan sonra oradaki Müslümanların canına bir kasıt gelirse bu nasıl öderiz bu vebali diye söylemişti. Gerçekten bir devlet liderinin kolay kolay alamayacağı bir risktir bu. Belki de o konuda bazı çalışmalar var. Belki istihbarat o konuda çalışma yapıyor. Eğer burası ibadet olarak açılırsa batıda bir saldırı dalgası başlar mı başlamaz mı diye. Özellikle yani Yeni Zelanda'daki o cami saldırısı Avrupa'da mesela inanılmaz derecede bu konuda bir hareketlilik olmuştu camilere yönelik. Tabii ki. Saldırı girişimleri ve saldırılar. Tabii ya direkt Ayasofya'ydı. Düşün oradaki konu direkt Ayasofya'ydı. Yeni yani, Zelanda direkt Ayasofya'ydı. Direkt Ayasofya'ydı. Bunun gibi tarihte pek çok örnek var. Dolayısıyla bence Danıştay kararından ziyade ki bu da önemlidir. Çünkü Danıştay'ın da iki tane kararı var olumsuz. Onu da söyleyeyim yani. Danıştay'a bir iki defa gitti daha önce. Olumsuz karar verildi. Danıştay kararından ziyade bence böyle bir riskten çekiniliyor. Ki 1960'lardan beri Ayasofya'nın tekrar cami olarak açılması ne zaman gündeme gelse bu risk öne çıkar. Ki gerçekten de alınması zor bir risktir. Mutlaka iyi düşünülmesi gerekir. Barış Artem'in söylediği o ilk 60'larda şöyle bir durum var Hristiyanlık dünyasında. Papa bir yerde gidip diz çöküp dua ettiği zaman Kristendom, evet, yani orası Hristiyan toprağı sayılıyor. O tartışma oradan başlamıştı. Burada zaten Ayasofya dediğimiz yer Barış Ertem'in çok güzel anlattı. Katoliklikle Ortodoks dünyasının ayrıldığı bir yer orası. Yani aslında baktığınız zaman Roma'da papalık, doğuda Doğu Roma Bizans'ın egemenlik mücadelesinin yaşandığı topraklar. Ama burada çok güzel bir perspektife, ben de başka bir perspektif açmak durumundayım. Çok önemli bir şey söyledin. Çünkü evet bu saldırılar olabilir mi meselesinden ben bir de şu açıdan herkesin bakmasını, değerlendirmesini söylerim. Türkiye topraklarında bir patrikhane var. Bir süre önce hatırlayacaksınız Ukrayna'da kiliselerin bölünmesi meselesi evet, vardı. Evet, evet. Yani Rus patrikliğiyle çok hassas olduğu bir işte konu. Atina birbirine girmişti, Amerika birbirine girmişti, İskenderiye tarafı birbirine girmişti, Hatay vesaire. Kiliseler arası yani Ortodoks dünyasında özellikle Rus patrikhanesi, Moskova patrikhanesini domine etmeye çalıştığı bir durum var. Şimdi burada Ortodoks dünyası için burası bir katedral Ayasofya. Katedral olarak gözüküyor. Şimdi burada Ortodoks dünyasında mesela kiliselerin bölünmesi meselesinde şöyle açalım. Kilise dediğiniz sadece Ortodoks dünyasını ibadet etmiyor. Örneğin Ukrayna'da eski Slav, onlar Slav işte toplulukları diyorlar. Orada yani Doğu Avrupa'da Rusya nüfusunu devam ettirmek istiyor. Çünkü bu işin içinde yaklaşık 300 milyon tane kişinin Ortodoks'un bağışları var. Mal mülkleri var. Oradan elde edilen gelirler var. Örneğin çok meşhurdur ama tekrarlayayım. Alkol üreticisidir Moskova Patrikhanesi. Bağları vardır, işte alkol üretir vesaire vesaire. Yani ticarete de ticaret ayağını düşündüğünüz yani zaman. Yani Vatikan'ın o Katolik dünyasında üstlendiği rolün bir benzerini de Ruslar Ortodoks dünyası üzerinde aynen yürütüyorlar. Şimdi diyorsun. Burada mesela Rusya açısından mesela emin olun Ayasofya meselesi en ciddi takip edilen konulardan bir tanesi. Hı.
Çünkü son dönemde biliyorsun bu işte genel silahlı Rus silahlı kuvvetlerinin ana binasının karargahına kilise yapıldı. Yani din ve siyaset Moskova'da Putin'in Rusyası'nda baş başa yürüyor. Tabii. Yani burada şimdi Ayasofya meselesinde mesela Rusya'nın böyle beklediğine eminim. Evet. Ama aynı şekilde bekleyen gene bu kiliselerin bölünmesi meselesinde mesela buradaki Patrikhane ne tutum alacak? Gerçi açıklama yaptılar. Amerika ne tutum alacak? Çünkü biz biliyoruz ki genelde buradaki Patrikhane'nin Amerika Birleşik Devletleri tezlerine yakın bir tutum izlediğini ya da böyle kritik olaylarda Amerika Birleşik Devletleri paralelinde beyanat verdiğini de gözledik daha önce bazı kritik olaylarda. Şimdi burada Ortodoks dünyasının da parçalanması gibi bir durum söz konusu. İşte Barış Ertem'in söylediği acaba Avrupa topraklarında camilere ya da Müslümanlara karşı bir saldırı algısı başlar mı? Aslında bu Ayasofya meselesinin Türkiye'de hiç konuşulmayan ama en önemli ayağı. Çünkü 300 milyonluk bir Ortodoks camia var, Hristiyan camiası var ve aynı zamanda bir de Vatikan var. Vatikan ne diyecek? Çünkü Vatikan Katolik dünyasına da hükmeden bir papa var. Ve siz bu anlamda hukuki olarak evet her şey vardır, elinizde imkan vardır. Ama teolojik olarak hem Ortodoks dünyasında kırılma yaratacak, hem Katolik dünyasında kırılma yaratacak ki en büyük bu anlamda karışıklık çıkacak, Ortodoks dünyası olacaktır. Yani bu açılardan da değerlendirilmeli ve bu konu tartışılmalı. Ki benim konum değil, hani ben bu kadarını söyleyebilirim ama bunu hocalarımız, bu işe emek verenler, gönül veren hocalarımız bunlara da bir değinmeli. Barış Ertem'in dikkat çektiği konu hakikaten çok mühim. Çünkü geçtiğimiz başka bir yere gideriz yani. Bu Yeni Zelanda'daki o terörist iki camiyi basıp onlarca Müslümanı katlettikten sonra onun o beyanı ortaya çıkmıştı. Ayasofya, Konstantinopolis vesaire noktasında. Şimdi, sonrasında da Avrupa'da camilere yönelik saldırılar. İşte bu aşırı son sağcılar, derece bir anda patlak vermişti. Allah göstermesin ama Barış Ertem'in aldığı şeyden ben bir nokta daha yükselterek söyleyeyim. Olası böyle bir durumda Avrupa'daki aşırı sağın, ırkçıların silahlanma potansiyelini de düşündüğümüz zaman eğer böyle bir Ayasofya'yı açma durumunda Avrupa'da, Polonya'da, Almanya'da ya da diğer bazı ülkelerde, Avusturya'da, İngiltere'de Ayasofya'yı özgürleştirme taburu diye bir silahlı milis grubunu oluşturup saldırılara başlama, gene Asala dönemindeki gibi bizim diplomatik misyonlarımıza Allah göstermesin ama saldırı düzenleme ya da bu anlamda başka ülkelerin kışkırtmasıyla yeni bir örgüt kurulması ki Yunanistan bu konuda tahminim teşvik edici olacaktır. Çünkü Lavrion kampına hani ev sahipliği yapan bir Atina'dan farklı bir şey beklenmez. Muhtemelen bu konuda EOKA tarzı bu tip bir silahlı milisle örgütlenme deyip bizim yurt dışındaki diplomatik misyonlara, camilere ya da Türklerin yaşadığı yerlerdeki kültürevi vesaire gibi yerlere provokatif saldırı düzenlenme olasılığı da bir ihtimal olabilir. Çünkü bunu da değerlendirmek gerekiyor. Risk. Öğretileri de var zaten. Yani o az olsa öğretileri var. Bu mutlaka değerlendiriliyordur. Evet. Yani onu da söylemek gerekiyor. Biz aslında, her şeyi bilemeyiz tabii. Bilmemiz gerekiyor her şeyi. Aslında bu mesela işte Amerika burası camiye dönüştürülmesin, müze olarak kalsın diyor. Ama mesela 94'te Filistin'de El Halili kentindeki Hazreti İbrahim Camii İsrail tarafından Birleşmiş Milletler'in Filistin toprağı dediği El Halil şehrinde gidip o caminin yarısını sinagog yaptılar. Sinagoga çevirdiler. Yani camiyi aldılar, sinagoga çevirdiler. Dünyada hiç çıkmadı. Dolayısıyla bu tür simgesel yani, değişimler çok Mescid-i Aksa'da da şimdi aynısını yapıyorlar. Yani Mescid-i Aksa'yı da sinagoga çevirmeye çalışıyorlar. Kimlik kontrolüne girişler falan şey yapılacak. Evet, yani Mescid-i Aksa'nın da yani statüsünü bozuyorlar. Evet. Sonuçta tam ibadethane ama nedir? Cami. Değil mi? Cami. Orayı sinagoga çevirme girişimi var. El Halil'de yapılmışı var. Sinagog bitti. Hazreti İbrahim Camii'ni sinagog yapmış. Dolayısıyla bu sadece bir camiye dönüştürme, kilise olarak bırakma ya da sinagoga dönüştürme meselesi değil. Bunun simgesel özelliği sebebiyle politik yansımaları çok daha fazla olacak. İşte mesela Hazreti İbrahim Camii'nin mesela o şekilde bölünmesi geri döndürülemez bir biçimde orada Siyonist kimliğin daha baskın bir biçimde yerleşmesine imkan tanımıştır. Bir ülkeyi işgal ediyorsun, bir başka şehre giriyorsun, o şehrin Müslümanlara ait olan camisini sinagoga çeviriyorsun. Kesinlikle öyle. Bu tarafta da tapusuyla değil mi? Her şeyle sana ait olan bir mekanın, caminin, uluslararası hukukta da kabul görmüş olan bir ibadethanenin camiye dönüştürülmesi noktasında sen gidip bir dayatmada bulunuyorsun. Evet. Bu Müslüman ibadet mekanlarının tüm dünyada, sadece Avrupa'da değil işte Orta Doğu'da, İsrail'de, Hindistan'da da oldu geçen.
Hindistan'da, evet doğru, geçmiş. Amerika'da. Bu kadar baskı altında tutulmasını bence daha fazla gündeme taşımamız lazım. Hocamız da bahsetti. Zaten Avrupa'daki başkentlerin çoğunda cami bulmakta zorlanıyorsunuz. Tabii, Yunanistan evet. Atina'da yok. Yunanistan'da evet, yok. Ki var olanları da kapatma eğilimi gösteriyorlar. Zaten bugüne kadar her zaman Müslüman toplulukları baskılama yönünde bir politika izlemişler. Mesela sosyal medya meselesini takip ederken karşıma çıktı. Fransa DAEŞ terör saldırısı sonrasında olağanüstü hali ilan ediyor ve oradaki yetkileri dahilinde camileri kapatma yetkisi de tanıyor. Ve biliyorsunuz kaç kere uzattı bu olağanüstü evet. hali. Yani diyor ki camiler benim için potansiyel şeydir, tehdittir vesaire. Bunlar tabii şey değil yani ulusal güvenliği bir parçası olarak görse sadece oradaki örgütlenmeyi yok eder. Nedir işte kim terörle ilişkili onu tutuklar vesaire ama hı-hı. mekanı kapatıyor. Dolayısıyla bunun altında hep biraz komple teorisi gibi gözükse de o İslamofobik ya da işte Osmanlı ya da Müslüman karşıtlığının yattığını söyleyebiliriz. Evet. Mete abi Libya'ya geçelim. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, onunla birlikte Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Yaşar Güler Trablus'ta iki gündür. Ve orada da yeni yeni böyle gelişmeler oluyor. Yeni yeni haberler geliyor. Mesela Vatiye Üssü ile ilgili. Vatiye Üssü artık şu an Mehmetçi'ye tahsis ediliyor. Belki F-16'lar gelecek. Belki helikopterlerimiz belki orada olacak. Belki de gitmiştir. Belki de gitmiştir. Hani ben şeyle söylüyorum ona böyle tam direkt kağıt üzerinden söylüyorum. Ne olacak? Bundan sonraki operasyonlar geniş daha geniş kapsamda olacakmış. Buradan ne anlıyoruz? Yani demek ki Sirte Cufra kastediliyor herhalde. Muhtemelen odur. Onunla birlikte bu olacak olan operasyonlar da Vatiye üstünden yani Türkiye üzerinden yönetilecek. Ya bu yani öyleydi. Daha da işte adını koyuyorlar. Tabii bunlar nasıl oluyor? Trablus yönetimi destek istiyor Türkiye'den. Ya şimdi bu Libya meselesinde tabii çok tartışıldı. Niye geç kaldı? Hatta aslında başlatılmıştı harekat. Son anda durduruldu. Diplomatik temaslara ağırlık veriliyor ama. İki gece oralar bir güzel evet, bombalandı yani. Evet, bombalandı. Çeteleri yani. Hatta biz de duyurmuştuk hani başladı diye. Evet. Ama sonra durduruldu. Müzakere girdi anladığımız kadarıyla. Şimdi meseleyi hızlı anlatırsak şu. Bir yol haritası var. Bu yol haritasına uyması isteniyor. Olmazsa da ateşkesin şartları var. Ateşkesin şartları ne? Sirte'den Haftar güçlerinin çekilmesi. Evet. Önce diplomasi yoksa operasyon. Muhtemelen de çekilecekler gibi durmuyor. Ben geçtiğimiz yayında söylemiştim. İzleyemeyenler için bir kez daha hızlı anlatayım. Neticede Haftar'ın oluşacak yeni Libya tablosunda olması ya da bulunması pek istenmiyor. Kahire bildirgesi bunun için bir örnek ya da Türkiye'nin açıklamaları yeni Libya fotoğrafında Haftar'a yer yok açıklamaları asıl doneleri veriyor bize. Peki bu Haftar'ı destekleyen güçler, Arap Emirlikleri, işte Fransa, Suudi Arabistan peki ellerinde başka biri var mı? Evet şu an alternatif birini bulamıyorlar. İşte Akile Salih deniyor falan. Muhtemelen o olabilir. Ama neticede Haftar sağlık sorunları olan bir kişi ve zaten Mısır basınında da Kahire'ye gideceği, Kahire'ye yerleşeceği ve politik tırnak içerisinde hareketini oradan devam ettireceğine dair bilgiler var. Şimdi Haftar'ın da burada... Bir adam savaş suçlusu ya. Yani adamın işte, savaş suçları da Birleşmiş Milletler'de şu an soruşturuluyor. İşte şartı geride şu... bıraktığı her yerden ceset fışkırıyor. Tamam. Esad, bak Esad gibi işte. Esad da mesela Allah nasip ederse inşallah Eylül'de göndereceğiz onu. Tabii o süreçler, o savaş suçları diyoruz biz. Birleşmiş Milletler'in soruşturmaları 10 yıllarca sürebiliyor tabii. O da ayrı bir şey. Afrika'daki mesela diktatörleri ne yapıyorlar? 60 sene sonra işi bittikten sonra yargılamaya başlıyor. Şimdi Haftar'da muhtemelen savaş suçlarından yani yargılanmama şartıyla Kahire'ye gidecektir. Vesaire bunun gibi pazarlıklar dönüyordur. Ama burada gördüğümüz son dönemdeki askeri hareketlilik şu. Zaten hani Mısır meselesine hiç girmiyorum. Yani zaten öyle bir Türkiye'de hani çatışma vesaireyle ben bir bağ kuramıyorum. Çünkü Mısır'ın askeri yapılanması Türkiye'ye karşı falan değil. Etiyopya'daki baraj meselesine karşı Etiyopya'ya bir askeri gösteri. Çok ciddi aralarında bir gerginlik var. Benim okumam da o yönde çünkü. Niye üzerindeki baraj? Niller. Tabii tabii. Hedersi barajı işte. Rönesans barajı evet. meselesi. Onu da Çinliler yaptırıyor bu arada. Onu da atmış. Şey, baskı kurmak için evet. askeri gösterisi. Çünkü daha önce İsrail Savaşı'nda Mısır hava şemsiyesinden Mısır tankları çıkmıştı. Hava savunma şemsiyesinden çıkmıştı İsrail Savaşı'nda. 250 tane tankı vurulmuştu. Yani öyle Mısır tanklarını işte çölden geçirir öyle bir yer değil orası. Onu da söyleyeyim yani. Zaten o zaman bizim Libya'da yani Mısır'ın karşımızda olması gibi bir yok, ihtimal yok, söz konusu değil. Karşımıza ya çıkamazlar. Çok basit. 2016'da IŞİD Sirte'ye girmiş. Bu senin kırmızı çizgin değil. Sina Yarımadası normalde Mısır toprağı gözüküyor. Bütün silahlı, jet atıyor. Hepsi silahlı örgütler orada. Hava savunmasını İsrail yapıyor. Sina Yarımadası'nın tepesinde İsrail uçakları uçuyor. Şimdi burası kırmızı çizgin değil.
Sirte'de 2016'da IŞİD girmiş. Bir şey yapamamışsın, ağzını açamamışsın. Bu da kırmızı çizgin değil. Sirte kırmızı çizgim. Şimdi bunu ciddiye geçelim. Evet. Yani ciddiye alınacak bir tarafı yok. O zaman Libya'da ne görüyoruz? Libya'da ne görüyoruz bu zamanda? Türkiye, Libya ordusunu yeniden bir yapılandıracak. Bir Hafter olmayacak. Yeniden yapılandıracak. Düzenli bir ordu haline getirecek. Burada Türkiye'nin önümüzdeki dönemde benim anladığım bir deniz limanı olacak. Bir de hava üssü olacak. Evet. Bu kalıcıdır. Sadece Sirte harekatı ile alakalı değil. Burada bir de şöyle bir okuma yapmak lazım. Türkiye'nin NATO üyesi bir ülke olması sebebiyle hani Rusya Avrupa'yı güneyden kuşatacak tezleri vardı, düşünceleri vardı, benim de katıldım. Burada NATO üyesi bir ülke Rusya'nın ilerlemesini bu Vatiye üssüyle, işte Misrata'daki deniz limanı ya da başka yerdeki deniz limanı vasıtasıyla durdurmuş olacak. Bir de böyle okunması lazım. Ama Site Cufra meselesine gelirsek, ben bunun pek uzun süreli, bu sessizliğin, fırtına öncesi sessizliğin uzun süre devam edeceğini sanmıyorum. Çünkü herkes Vatiye hava üssünden bahsediyor, hava gücünden bahsediyor. İşte Hafter taraftarları sürekli füze fotoğrafları servis ediyor. Biz de onlara İdlib'de vurulan ya da Libya'da vurulan panserleri gösteriyoruz. Şimdi burada durum öyle değil. Türkiye'de kimsenin konuşmadığı bir durum var. Bugün Savunma Bakanı'nın ziyaret yaptığı yer, Misrata bölgesi. Bizim orada donanmamız var. Burada unutulan şey, donanma gemilerinin içerisinde de savunma sanayinin ürettiği şu kadar menzilli, bu kadar menzilli, şu özelliğe sahip füzeler var. Başka hava araçları var. Bizim belki... O zaman şu an ne oluyor şeyde, Trablus'ta, Misrata'da, yani özellikle Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'ın bu iki günlük ziyaretinde? Ya son az beni uzatmayayım, tamam çevirmeyeyim yani. Ben olası bir harekatta eğer Sirte'ye hem havadan destek verileceği hem de denizden bu Sirte'ye yönelik harekata çok ciddi destek verileceğini düşünüyorum. Ama eğer Hafter gerçekten buna cesaret edip eski Doğu bloku ülkelerinden para karşılığı işte o uçakları kullanmak için oturttukları adamlar gerçekten uçakları kaldırtırsa gene ben İdlib'de söylediğim şeyi söylemek durumunda kalacağım. Muhtemelen Hafter'e bağlı bir helikopter ya da Rusya yapımı bir savaş uçağının muhtemelen gene düşürüldüğünü göreceğiz. Açık söyleyeyim. Bir tane, iki tane. O zaman bu son ziyaret operasyonun eli kulağında mı demek? Öyle gözüküyor. Yani bu Temmuz, yani bu ayın içerisinde gözüküyor. Çünkü bir müzakere meselesi yok. Yani bir ortam yok. Şeyi alamıyoruz. O diplomatik olacak meselesi. Ateşkes diyorlar ama ateşkes dediğiniz şey Rusya farklı. Yani en mantıklı konuşan herhalde işleri de Rusya kalıyor. Yani Hafter destekçileri açısından konuşuyorum. Çünkü Fransa iyice saçmaladı. Bakın raydan çıkmış ama durumda. Rusya'nın istediği Suriye örneğindeki gibi yani, yine biz bir araya gelelim, NATO ile Birleşmiş Milletler olmasın, hani devriye atar götürürüz. Rusya'nın öyle bir şey sunduklarını yok. Savunmak tabii, için söylemiyorum. Yani. Rusya facia o, yani. Hafter'i destekleyen bir çete var ya, o çetede evet. Yine en makulü yani. Hani öyle. En böyle masaya oturulabilecek olanı. Zaten benim dediğim şu oydu. Şu an Ruslar görünüyor. Uzun uzun diye anlattığım sebebi bu. Arap Emirlikleri mi, Mısır mı, işte hepsi saçmalıyor yani. Ya orada simgesel. Makro zaten hepten... Bir mesaj yani yalana başvurdu. O yalanı bile tescillendi. NATO tatbikatından falan çıktı. Ergen gibi davranıyor açıkçası. Tabiri caizse. Benim kişisel görüşümdür yani, öngörümdür. Ben muhtemelen işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği, Rusya'nın gönderdiği bir savaş uçağı ya da helikopterin muhtemelen vurulacağını ve bunun gerginliği üzerinden arabulucular, ki Amerika çok hevesli olacaktır, bu arabulucularla bir diplomatik müzakere masasının kurulacağını öngörüyorum. Ama vurulacak. Onun kaçarı Amerika yok. Amerika tam olarak bu denklemde nerede duruyor? Yani Hafter'in arkasındaki güçler ve Türkiye. Amerika'nın durduğu yer burada neresidir? Bakın burada Türkiye'de kimsenin konuşmadığı bir mesele şu. Amerika Libya meselesinde niye müdahil oldu? Bir bakalım. Hafter kimlerle muhatap oldu? Şam. Ya Beşer Esad'a Amerika Birleşik Devletleri yaptırım uyguluyor. Bunlar da gidip oraya ve sen geçiyor. Oraya gidip o yaptırım uyguladığın, hatta Sezar gibi 10 yılın en büyük ağır yaptırımını Sezar uyguladığın adama Birleşik Arap Emirlikleri gidip orada büyükelçilik açmaya kalkarsa, Hafter gidip ben burada temsilcilik açıyorum derse, Libya meselesinde tabii ki Amerika Birleşik Devletleri alarm durumuna geçer. Çünkü orada onun da nefret ettiği bir İran varlığı var. Mesela Rusya'nın attığı son adım Trablus'a büyükelçilik işte, yeniden açalım dediler. Şu an için Trablus'a değil, Tunus üzerinden bakın, yapıyorlar. Şöyle bir geniş açıyla bakalım. Hani derler ya, büyük fotoğrafa bakalım.
Siz Suriye'de İran'la mücadele ediyorsunuz. Hafter geliyor şu anda Esad'la görüşüyor. Destek alıyor. Temsilcilik açıyorsunuz. Peki şeytan sorusu. Peki o İran destekli ministerin Esad tarafından İran örtüsüyle Libya'ya gönderilmeyeceği ne malum? Şimdi siz Amerika'nın alarm zillerini niye çaldığına bakın. Wagner'lar gitti oradan oraya. Tabii. Şey açıklaması kolay. Efendim NATO'yu güneyden kuşatacak Rusya. O yüzden işte şey falan. Hayır. Siz oraya kadar getirdiğiniz zaman hem Avrupa güvenliğini tehdit edecek Rus üssü, Zimeynim'deki gibi Rusya bunun peşinde. Ve bir dakika, Amerika için tehditlere bakın. Esad, Rusya, İran, Libya topraklarına geliyor. Siz ister misiniz? Afrikom zaten sürekli takip ediyor Rusları. Evet. Hangi uçak kalktı, nereye indi, sürekli uydu görüntüsü paylaşıyor. Sizin en büyük kaynaklarından bir tanesi Esad meselesi. Yani Suriye'ye siz yaptırım uyguluyorsunuz, oradaki adamlar sizin... Libya topraklarındaki çıkarlarınıza yönelik başka hamleler yapıyor. Yaptırım delme meselesi aynı zamanda bu da. Tabii. Amerika'yı alarma geçiren konulardan bir tanesi bu. Fransa'dan bir özür bekliyoruz. Hı hı. Önce Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar da bunu bizzat Fransızlara da söylediklerini. Bizden özür dileyeceksiniz. Çünkü neden? Bizim gemimizi taciz ettiler diye gittiler bizi NATO'ya şikayet ettiler. NATO rapor hazırladı 130 sayfa. Dedi ki Fransa iddiasında haklı değil. Hatta yakıt verdik onlara. Yani evet, bırakın şey yapmayı, yakıt ikmali yaptık. İşte en sonunda ayette karar çıkınca da tatbikattan çekildiler. Böyle bir Fransa konusunda şöyle söylemek lazım. Biz Fransa ile Afrika arasındaki ilişkiyi birazcık çok yüzeysel inceliyoruz. Fransa için Afrika bir can damarı. Evet. Yani neredeyse ekonomisinin tamamı belki de Fransa üzerinde, Afrika üzerinde. Afrika olmazsa Fransa herhalde yani, biter yani değil mi? Halen şu anda 14 Afrika ülkesinin bir yıllık bütçesi Fransa'nın Merkez Bankası'na yatıyor. Adamlar 60 küsur yıl önce öldürdükleri Cezayirlilerin kafa taslarını da şimdi törende verdiler mesela. Bunu niye yapma ihtiyacı hissetti şu an? Şöyle bir şey var. Çünkü o Afrika üzerinde kurdukları kolonyal yapı çökmeye başladı. Yani işte biz böyle bir damara bastık. Bunun belki çok farkında değiliz. Ama biz Libya'da yaptığımız hamleyle aslında Fransa'nın ekonomik açıdan büyük bir çöküş yaşama ihtimalinin önünü açtık. Yaşar demiyorum. Yani bütün Fransa bir an, bütün Afrika bir anda özgürleşir, Fransa bir anda çöker gibi hayallerden bahsetmiyorum. Fransa o yüzden mi böyle zıvanadan çıkmışçasına evet Türkiye'ye saldırıyor açıklamalarıyla? Mitterrand yıllar önce bunu söyler. Yani zaten Fransa-Afrika ilişkisinde Mitterrand'a ayrı bir yer ayırmak gerekiyor. Eğer Afrika'yı kaybederse Fransa ayakta kalamaz der Mitterrand. Açık bir şekilde bunu söylüyor. Neredeyse tamamen Afrika'dan gelen kaynaklar üzerinde yaşıyor Fransa. Ortak para birimine geçme kararı vardı Afrika Birliği'nin. Tabii. Alarm zilleri orada başladı. CFA bölgesi var işte. Afrika frankı diye para birimi var. Düşünün para birimine kadar kontrol ediyor. Dolayısıyla böyle bir yapının, böyle bir Afrika yapısının çökmesi Fransa için korkunç. Evet. Maliye Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıklamaları var. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.